Arkadaşlar dersimize başlayalım. Biz bugüne kadar termodinamikte önemli konuları ele aldık. Özellikle saf madde konusunda tablo okumayı öğrendik. Tablolardan yararlanarak işlem yapabilme yeteneğimizi geliştirdik. Bunun yanında termodinamiğin birinci yasası bizim için çok önemli. Her mühendisin özellikle birinci yasayı çok iyi bilmesi gerekiyor. Enerji analizi altında birinci yasayı incelemeye başladık. Bugün de ayrıntılı inceleyeceğiz. Daha sonra da incelemeye devam edeceğiz. Yani termodinamikte birinci yasayı işledikten sonra termodinamik 1 olsun, 2 olsun, termodinamikle ilgili her konuda mutlaka birinci yasa karşımıza çıkacak. Birinci yasa ile ilgili analizleri mutlaka yapacağız. Sonra ikinci yasa analizi gerekiyorsa da birinci yasayı yapmadan ikinci yasaya geçemeyeceğiz. Yani termodinamikteki bir sistemin çalışması için hem birinci yasayı hem ikinci yasayı mutlaka sağlaması gerekiyor. Onun için önce birinci yasayı çok iyi öğreneceğiz. Sizlerle bir sınır işini de öğrendik. Sınır işi sonuçta önemli bir kavram. Otomobillerin çalışmasını bile sınır işi sağlıyor. Bir piston silindir düzeninde hareketli bir sınır varsa veya herhangi bir düzenekte hareketli bir sınır varsa orada sınır işinden söz ederiz. Sınır işinin olması için tabii ki sistemin sınırını delen başka bir enerji girişi olması lazım. O da ısı enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Isı enerjisi çerçevesinde sisteme ısı verdiğimiz anda, sistem sınırını delip ısıyı verdiğimiz anda sistem sınırını delen bu sefer iş çıkışı oluyor. O da sınır işi olarak karşımıza çıkıyor. Yani otomobillerde piston silindir düzeninin en basit çalışma şekli bu. Bu çerçevede biz tekerlekleri döndürebiliyoruz. Tabii ki sınır işi çıkışı var. Sınır işi girişi de olabilir. Yani sistemi soğutuyorsak, sistemden ısı enerjisi çekiyorsak bu sefer piston aşağı doğru da hareket edip hacmi küçültebilir. Sınır işi çıkışı veya girişi de olabilir. Bunun yanında iş olarak elektrik işi var. Pervane, dönen pervane işi var. Hepsi sınırı delen iş çeşitleri. Tabii birçok iş çeşidi var ama biz bu dersimizde sınır işi, elektrik işi ve pervane işini ele alarak problemleri çözeceğiz. Termodinamiğin birinci yasası kapsamında sınır işinin hesabını öğrendik. Ama bunun yanında o sınır işini sağlayan ısı enerjisi girişi miktarını hesaplamayı daha öğrenmedik. O konuyu da artık bugün halletmiş olacağız. Evet, biz kapalı sistemlerle başladık. Açık sistemlerle devam edeceğiz. Ama kapalı sistemlerde enerji analizi bizim için önemli. Bu enerji analizini özellikle şimdi anlatacağımız dersten sonra yapacağımız problemlerde daha ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama kapalı sistemlerde enerji analizini ele aldığımızda sınır işi dışında tabii ki sınır işi ve diğer ısı ve iş girişleri bizim sistem sınırını ilgilendiriyor. Bunun yanında sistemin kendisi de var. Bu sistemin kendisini ele aldığımızda ne tür işlemler yapabiliriz ona ayrıntılı olarak bakacağız. O zaman özgül ısılar bizim için önemli. Özgül ısılarla devam edelim ve bu çerçevede kapalı sistemlerde enerji analizini yeniden ele alalım. Arkadaşlar herhangi bir maddeyi ele alalım. Bu sıvı olur, gaz olur, katı olur. 1 kilogramlık bir maddeyi ele aldığımızda örneğin bu 20 derece santigratta olsun hal 1 için. Biz bunu hal 2'de 21 dereceye getirmek için enerji vermemiz gerekiyor. Yani hal 1 sistemin dengede olduğu bir durum. 1 kilogram madde var 20 derece sıcaklıkta. Hal 2 ise 1 kilogram madde 21 dereceye getirdiği durum olsun. Hal 1'den hal 2'ye geçerken sistem sınırından enerji vermek gerekiyor. Dengeyi bozmak gerekiyor. O zaman ne kadar enerji vermek gerekir sorusu bizim için önemli. Yani delta T 1 derece için ne kadar enerji gerekir? Bu sorunun karşılığında tabii ki termodinamiğin birinci yasası kapsamında çeşitli işlemler yapıyoruz. Ama özgül ısılar da karşımıza çıkıyor. Yapılan deneysel çalışmalarda arkadaşlar enerjinin kütle ve sıcaklık farkı ile orantılı olduğu görülmüş. O zaman enerji orantılıdır biz deriz. Kütle çarpı sıcaklık farkı delta T. Enerji
enerji orantılıdır dedik. Kütle çarpı delta T ile. Burada biraz açalım. Kütle eşittir 1 kilogram ve delta T eşittir 1 derece santigrat veya 1 kelvin için. Biliyorsunuz delta T'de kelvin veya santigrat derece fark etmiyor. 1 kelvin için deneyler tekrarlandığında farklı maddeler için farklı E değeri, yani enerji değeri elde edilmiştir. Sonuçta eşitlik için bir orantı sabiti lazım. Yani E orantılı kütle çarpı delta T, ama bunu eşitlik haline getirmek için orantı sabiti lazım. Bu değere de özgür ısı denilmiş. Yani E eşittir C çarpı M çarpı delta T yazarsak Joule biriminde bu enerjiyi elde ediyoruz. Delta T kelvin veya derece santigrat olabilir, değişmiyor. Kütle kilogram, burada C orantı sabitinemiz özgür ısı diyoruz. Birimi Joule bölü kilogram kelvin veya Joule bölü kilogram derece santigrat. Arkadaşlar, bir eşitlikte delta T varsa kelvin ve derece santigratın sayısal değeri fark etmediği için şurada kelvin veya derece santigratı kullanmak da fark etmiyor. Delta T ile her türlü eşitlikte, bunu ısı transferinde de görüyorsunuz. İletim ısı transferinde, taşınım ısı transferinde kelvin veya derece santigratın kullanılması fark etmiyor. Buradaki C değeri her madde ve her ortalama sıcaklık için farklı değerde karşımıza çıkıyor. Bu C değeri özgür ısı bizim için önemli. Bir de sabit hacim ve sabit basınçta tekrarlanan deneylerde aynı madde için farklı değerler elde ediliyor. Arkadaşlar, deney yapıyoruz. M 1 kilogram delta T 1 derece örneğin. Ama farklı maddeler için bu C değeri farklı karşımıza çıkıyor. Hatta sabit hacimde hal değişimini, hani kapalı kap olarak, rigid kap olarak ele almıştık. Sabit hacimde hal değişimini ele aldığımızda buradaki C değerine CV diyoruz. Ve bu CP'den farklı. Önce CV'ye bakalım. Sabit hacimde hal değişimi. O zaman altına V koyduğumuzda bu sabit hacmi temsil etsin. Sabit hacimde hal değişimi için kullanacağımız özgür ısının adı CV. Ama piston silindir düzenekleriyle çalıştığımızda hareketli sınır içeren bir sistemde problemimiz sabit hacim probleminden sabit basınç problemine dönüyordu. Sabit basınçta hal değişimi için ise CP'yi kullanıyoruz. Altına P koyuyoruz. Bu P bize sabit basıncı gösteriyor ve buradaki sabit basınçtaki hal değişiminde kullanacağımız özgür ısının gösterimi de CP oluyor. Arkadaşlar, kitaplarda bu C harfi küçük harfle gösteriliyor. Bazı kitaplar büyük harfle gösteriliyor ama bizim son kullandığımız kitaplarda C küçük harf. Yani kitaplar neyi kabul ediyorsa, standart neyse onu yazacağız. C küçük, yanında küçük V, C küçük, yanında küçük P olmak üzere özgür ısıyı kullanıyoruz. Genellikle CP farklı, CV oluyor. Bazen eşit oluyor. Bu konuda da konuşacağız. Ama biz başlangıçta diyelim, CP farklı, CV'dir. Sonuçta biri sabit basınçta, biri sabit hacimde ve CP büyük CV'dir. Sabit basınçta çalışıyorsak buradan elde ettiğimiz CP değeri genellikle veya her zaman sabit hacimden büyük oluyor. Eşit olduğu durumlara da bakacağız. Neden böyle? Onu da açıklamaya çalışalım. Evet, kapalı kap problemini tekrar ele alalım. Bunu güzelce bir tekrar edelim. Kapalı kap problemleri bizim için önemli. Bu kabın içinde sıvı olur, gaz olur. Hatta hani bir katı cisim de olur. Hiç önemli değil. O zaman sistemin hacmi sabitse, zaten kütlesi sabit. Hani herhangi bir akışkan giriş çıkışı yok. İçeride kütle değişmiyor. Bu sistemi ele aldığımızda sistemin sınırını delen bir ısı girişi olsun. Q giren. Bu ısı girişleri arkadaşlar veya çıkışları bizim için çok önemli. Onları ayrıntılı ele alacağız. Q giren olsun. Bakın, hacim sabit demişiz. Kütle 1 kilogram olsun. İşte bu Q giren çerçevesinde sıcaklık değişimi 1 derece santigrat veya 1 kelvin olsun. Bütün bu bilgiler elimizde var. Burada hal 1, hal 2 de tanımadık esasında. Hal 1 örneğin 20 derece ise hal 2 21 derece oldu. Delta T'yi 1 derece aldık. Tabii ki hal 1 ile hal 2 arasında sistemin dengesini bozan Q giren oldu.
Birinci yasa bizim için çok önemli. Buna biz enerji dengesi eşitliği de diyeceğiz. Giren eksi çıkan eşittir delta sistem çok önemli. Hep bunun üzerinde duracağız. Bu E giren ve E çıkan kısmı sistem sınırını ilgilendiriyor bildiğiniz gibi. Delta E sistem ise sınırın içini ilgilendiriyor. Yani sistemin kendisi. Temel olarak bu eşitliği yazdık. Esasında bunların başında bir toplam işareti de var biliyorsunuz. Onu yazmıyoruz. Sonuç olarak giren ne varsa hepsinin toplamı, çıkan ne varsa hepsinin toplamı, tabi arada da eksi işareti var. Bu sisteme bakıyoruz, bir çıkan yok. İyice yalıtılmış. Yani ısı giriyor da dışarı çıkamıyor. Gerçekte çıkar ama teorik olarak Q çıkan olmaz. O sıfır olsun. Q giren, E giren altında değerlendirilsin. Tek sisteme enerji girişi Q giren. Tamam. E giren eksi E çıkanı yazıp altına bunları yazdığımızda problem için büyük bir rahatlık sağlıyoruz. Çözümde bu bizim çok işimize yarıyor. Delta E sistemi yine geçmişte çalıştık. Bu delta U artı delta kinetik enerji artı delta potansiyel enerjiden oluşuyor. Ama böyle bir kapalı sistemde kinetik ve potansiyel enerji değişimleri olmadığı için onları buraya yazmamışız. Ve burada sadece iç enerji değişimi var. Arkadaşlar bu sistemin iç enerjisi ne bu Q giren mutlaka değiştirecek. Q çıkan olsa o da değiştirecek. Sonuç olarak bu iç enerji değiştiren şey sınırdan giren çıkan enerjiler oluyor. Bu aşağı yazdıklarımızı toparlarsak bakın küçük harfle yazmışız. Küçük U yani delta U eşittir. CV çarpı delta T yazmış. Şuraya nereden geçtik? Şuradan bakalım. Şu kısma nereden geçti bize şimdi bakalım. Q gireni buraya yazdık. Burada sıfır var almadık. Burada delta U var. Onu da buraya yazdık. Yani şu alttaki değerleri ben şu yanda değerlendirmişim. Şurası sonuç. Oraya sonra gelelim. Q giren eşittir delta U. Tamam. Bir tek Q giren var. Delta U'yu açarsak kütle çarpı küçük U2 eksi küçük U1. Bunlar özgür iç enerji. Jül bölü kilogram biriminde. Buraya da kilogramı yerleştirirsek Q gireni buluruz. Arkadaşlar ne dedik? Şu yazılış temel yazılış. Delta U karşımızda varsa arkadaşlar büyük delta U bunun temeline M çarpı U2 eksi U1. Eğer biz tablolardan U1 ve U2'yi okuyorsak harika. Buraya yerleştiririz soruyu çözeriz. Ama her malzeme için her durum için tablolarda U değerleri yok. Yok ama tablolarda işte CV değerleri var. O zaman biz bu eşitliği gerektiğinde M, C ve delta T olarak yazabileceğiz. Arkadaşlar iç enerji değişimini gördüğün an aklına CV gelecek. Sınavlarda çok karıştırılıyor. U'yu, delta U'yu gördüğümüz an CV aklımıza gelecek. O zaman yukarıdaki M çarpı delta U'yu, küçük delta U'yu açarsak M çarpı CV çarpı delta T yani T2 eksi T1. Sabit hacim özgür ısısı CV. Ve delta U'yu gördüğünüz an aklına CV gelecek. CP değil. CP ne zaman aklına gelecek aşağıda anlatacağız. Q gireni bu şekilde yazabiliyoruz. Tamam. Jül biriminde. İşte bunu burada şu şekilde toparlamışız. O zaman delta küçük U eşittir CV çarpı delta T yazabiliriz. Yani jül bölü kilogram biriminde delta U'yu alırsak şuradan M'den bağımsız yazarsak CV çarpı delta T oluyor. Birimlere de jül bölü kilogram kelvin çarpı kelvin zaten jül bölü kilogramı verecek. Son kez söyleyelim. Delta U büyük olur, küçük olur önemli değil. Bunu gördüğün an aklına CV'li kısım gelecek. CV çarpı delta T gelecek. Bunu diferansiyel formda yazıyorsak o da önemli arkadaşlar. Diferansiyel formlarla çalışacağız. O zaman DU eşittir. CV çarpı DT olarak yazarız. Yukarıdaki fark formunda yazarız. Bu fark formunu diferansiyeli çevirirsek DU eşittir CV çarpı delta T eşitliği bizim için önemli. Şunu unutmayacağız. Bunu ileride kullanacağız arkadaşlar. Bu eşitlik de bizim için önemli. Hem kapalı sistemi ele alıp bir toparladık. Yeniden bilgileri göz önüne aldık. Hem de iç enerjiyle CV ilişkisini kısaca anlatmaya çalıştık. Gelelim piston silindir düzeneğine. Piston silindir düzeneğine de güzelce çalıştık. Arkadaşlar bu düzenek yine kapalı sistem ama hareketli sınır içeriyor
ve Q giren var. Q giren varsa sistemde bu hacim değişimine, hacim artışına neden olacak veya sınır eşi çıkışına neden olacak. Piston silindir düzeninde bu hareketli olduğu için arkadaşlar hep basınç denge halinde, yani P sabit, iç basınç, dış basınç da denge halinde. Bu hareket edemeseydi zaten hani kapalı sistemlerde iç basınç artıyordu. Kap bir süre sonra patlama derecesine geliyordu. Ama burada serbest yukarı hareket ettiği için basınç sabit. Kütle 1 kilogram olsun sistemin kütlesi. Burası sıvı olur, gaz olur. Fark etmiyor. Delta T 1 Kelvin olsun. Aynı durumda ama bu sefer basınç sabitken E'ye giren S'ye çıkan eşit delta E sistemi ele alacağız. Piston silindir düzenini gördün. Gördüğün an aklına sınır eşi mutlaka gelecek. Yani burada belirtmesi şart değil. Senin aklına gelecek. O zaman E giren ne var? Q giren. Kısaca QG demişiz. Tamam. Başka E giren var mı? Yok. E çıkan yok değil. Bakın hemen aklınıza gelecek. Burada bir iş çıkışı var. O da sınır eşi çıkışı. Mutlaka Q giren varsa VS çıkışı var. Ama Q çıkan olsaydı o zaman V sınır çıkışı olacaktı. Pardon, V sınır girişi olacaktı. Yani şu, bir daha söyleyeyim. Enerji girişi olarak ısı girişi var. Bu ısı girişi pistonu yukarı hareket ettirecek. Yani VS, V sınır işi çıkışı olacak. Ama tersi olsaydı, buradan ısı çekseydik, o zaman piston aşağı inecekti. O zaman V sınır işi girişi olacaktı. Yani şunların yeri değişebilir duruma göre. Neyse, konuyu uzatmayalım. Q giren varsa VS çıkan var. Bu ikisinin etkileşimi delta U'yu etkiliyor. Burada kinetik ve potansiyel enerjiyi göz önüne almadık. Çünkü sistem şu pistonun altında kalan durum. Yani şu içerisi sistemse, pistonu dahil etmiyorsak kinetik enerji değil de potansiyel enerjiyi dikkate almayız. Yani ikisini de dikkate almayız. Tamam. Şurada yazdığımız 3 durumu yan tarafta değerlendirmişim. Q giren tek başına bırakırsam bizim için Q giren değeri önemli. O zaman sınır işini karşı tarafa atarsak şuradaki eksi işaretini unutmayacağız. Burada artı oluyor. Artı delta büyük U. Tamam. Arkadaşlar gelelim şu VS'ye, sınır işine. Bunu çok güzel geçmişte çalıştık. P sabitse sınır işi neydi? İntegral P dV. P sabitse bu zaten integralin dışına çıkıyor. İntegralin içinde kalan dV delta V'ye dönüşüyor. O zaman sınır işini direkt buraya P dV olarak, pardon, delta V olarak, yani integralden çıkardık. Delta V olarak yazabiliriz. Tamam. P delta V. Burada delta U kaldı. Arkadaşlar yandaki bilgi çok önemli. Şu kısım burada dursun. Yandaki bilgiyle devam edelim. Geçmişte entalpiyi de çalıştık. Büyük harflerle gösterirsek entalpi U artı P V'ye eşit. Sonuç olarak şu U artı yani İç enerji artı basınç çarpı hacmi kısaca H ile göstermişler. Onu da entalpi demişler. Bunu biz delta formunda yazarsak termodinamik genellikle enerji farklarını ele alır. Delta H olarak yazarsak bunun deltası gelecek. Tabii basınç sabitse yanındaki hacmin deltası gelecek. Hacim değişimini buraya yazacağız. Yukarıdaki formu deltalı yazarsak böyle. Küçük harfe döndürürsek delta H, yani özgül entalpi oldu bu, eşittir kütle dışarıda kalmak üzere delta özgül iç enerji P çarpı özgül hacim, delta özgül hacim. Arkadaşlar bakın burada P var, burada P var. Burada delta V var, burada delta V var. Burada delta U var, burada delta U var. Yani şuradaki P delta V artı delta U'yu biz entalpi farkı olarak gösterebiliriz. Sonuç olarak şu parantez içinde yazdığımızın aynısı burada var. O büyük harfli, burası küçük harfli. V yukarı bakalım. Burada aynısı var. Delta U artı P delta V. Bunun aynısı burada var. O zaman biz buna delta H diyebiliriz direkt olarak. Küçük harfle göstereceksek kütle çarpı özgül entalpi 2 eksi özgül entalpi 1 olarak yazıyoruz. Bak çok önemli bir noktaya ulaştık. Giren ısı enerjisini entalpi farkı cinsinden yazabildik. Arkadaşlar bundan sonraki problemlerde hani bu pistonun üzerinde herhangi bir yay varsa, yani yay varsa bunu yazamayız. Yay yoksa
serbestçe bu hareket edebiliyorsa, piston aşağı veya yukarı serbestçe hareket edebiliyorsa, ısı girişini direkt entalpi farkı olarak yazabiliriz. Isı girişini dedim bak, çıkışını demiyorum. Isı girişi için M çarpı delta H'yi kullanabiliriz. Tablolarda bu H1, H2 varsa çok güzel. Tablolardan alıp ısı girişini hesaplarız. Ama her zaman elimizde yeterli tablo yok ve her zaman H1, H2'ye ulaşamıyorsak ama elimizde CP tabloları olacak. O zaman CP'ye başvuracağız. O zaman H2 eksi H1'i gördüğümüz an aklımıza CP gelecek. Yani delta U'yu gördüğünde aklına CV geliyordu. Delta H'yi gördüğünde, entalpiyi gördüğünde aklına CP gelecek. Entalpi CP ile ilişkili. Burayı da biz M, CP ve delta T olarak yazabiliriz. Sabit basınçta özgür ısı direkt delta H ile entalpi ile ilişkili. Bundan sonra unutmayacağım. U'yu gördüğün an CV, H'yi gördüğün an CP. Buraya geçersek delta H, CP çarpı delta T olarak yazılabildiğini ispatlamış olduk. Diferansiyel formda da tabii ki dH eşittir cp dt yazabiliriz. Arkadaşlar bu sonuçlar önemli. Son kez söyleyelim. Yukarıda delta u'yu gördün. Aklına cv çarpı delta t geldi. Aşağıda delta h'yi gördün. Aklına cp çarpı delta t geldi. Bak su buharı için bir şeyler yazmışız. Su buharı için cp 2.010 kilojül kilogram kelvin. Sıvı su için CP 4.18 kilojül kilogram kelvin. Tabii 300 kelvinde. Gördüğünüz gibi sıvı suyla su buharı arasındaki CP değerleri birbirinden farklı. Tabii ki farklı olmak durumunda. Sonuçta entalpileri de farklı. Yani bunlar entalpiyle ilişkiliydi. Bu çerçevede bu sayısal değerleri de vermiş olalım. Arkadaşlar güzelce o CP ve CV ilişkisini, yani sabit hacim ve sabit basınç problemleri çerçevesinde o ilişkiyi ele almış olduk. Şimdi akışkanlarda CP farklı CV demişim. Esasında biz akışkanlarda bunları eşit de alabileceğiz ama biraz sonra ayrıntıya gireceğiz. Şimdilik farklı diyelim. Ve biz CV'nin arkadaşlar ve CP'nin sıcaklık fonksiyonu olduğunu bilelim. Bunlar sıcaklıkla kesinlikle değişiyor. Hem sabit hacim özgür ısısı hem de sabit basınç özgür ısısı sıcaklıkla orantılı ve sıcaklığın fonksiyonu. Ve buraya tekrar yazmışım. CV'yi gördüğünde aklına U gelecek, CP'yi gördüğünde aklına H gelecek. Bakın akışkanlarda CP farklı CV dedik. Hani su buharı yazmışım ben buraya hatırlatma için. Su buharını incelediğimizde su buharında arkadaşlar CV ve CP değerleri birbirinden farklı. Ama buhar dışında biz sıvıya doğru gittiğimizde CP ile CV'nin değeri birbirine çok yakın çıkıyor. Onu biraz sonra ele alacağız. Ama su buharıyla çalışıyorsak, su buharı ne demek? Kızgın buhar bölgesindeysek, kızgın buhar bölgesinde kesinlikle bu iki değer birbirinden farklı. Ama kızgın buhardan uzaklaştıkça sıkıştırılmış sıvı da CV eşit CP diyebiliyoruz. O konuyu dediğim gibi biraz sonra ele alacağız. Biz sıvılarla çalıştığımız gibi gazlarla da çalışıyoruz. Ve termodinamik 1'deki gazlar hep her zaman ideal gaz. Termodinamik 2'de gerçek gazlarla da çalışacağız. İdeal gazlarda da birçok eşitlik var ama PV eşittir MLT en çok kullandığımız eşitlik. Bu bizim işimizi görüyor. Belli bir hata içerisinde PV eşittir MLT'yi kullanıyoruz. Bu PV eşittir MLT'de arkadaşlar her tarafı M'ye bölersek, yani büyük V'yi M'ye bölersen küçük V'ye özgür hacme dönüşüyor. O zaman biz PV eşittir MLT'yi P çarpı küçük V eşittir RT olarak da yazabiliyoruz sonuç olarak. Bizim için bu eşitlik de önemli. P çarpı, yani ideal gazlardan şu anda söz ediyoruz. Küçük V basınç çarpı özgür hacim eşittir. O gaza ait gaz sabiti çarpı sıcaklık ise bu eşitlikten şimdi yararlanacağız. Şöyle yararlanalım. Yukarıda entalpi hakkında konuştuk. Zaten geçmişe de çalışmıştık. Entalpiyi küçük harfle yazarsak bunun adı özgür entalpi.
Ben direkt entalpi diyorum da küçük harfi görünce siz özgül entalpi olduğunu biliyorsunuz zaten. P eşittir U artı P çarpı V olarak bunu yazabiliriz. Biz ideal gazlarla şimdi çalışıyoruz. İdeal gazlarda da PV eşittir RT yazıyorsak ve ideal gazlarla çalışıyorsak, yani yukarıdaki şu eşitlik her şey için geçerli. Ama ideal gazlarla çalışıyorsak PV yerine RT'yi de yazabiliriz. O zaman H eşittir U artı RT olarak da yazabiliriz. Bunu neye yazdık? Bu işimize yarayacak sonra. Entalpi ve özgül entalpi ve özgül iç enerji RT ile ilişkili gördüğünüz gibi ideal gazlarda. Yani şu ikisinin farkı RT'ye eşit. Küçük U, CV ile ilişkili. U2 eksi U1 olarak yazarsak biz bunu CV çarpı T2 eksi T1 olarak yazabileceğiz dedik. Birimi jül bölü kilogram. Arkadaşlar buradaki CV bizim için önemli. Hani bu CV yukarıda da söyledik ya, sıcaklığın fonksiyonu sonuç olarak. Biz bunu herhangi bir sıcaklıkta alıp buraya yazarsak hatalı sonuçlar elde edebiliriz. En güzel yaklaşım şu CV için ortalama sıcaklıklarda çalışmak. Yani biz T1 ile T2 arasında çalışıyorsak T1 artı T2'yi alıp 2'ye böleceğiz. Elde ettiğimiz sonuç için tablodan CV değerini saptayacağız ki o zaman biz bu CV ortalama, buna biz CV ortalama deriz. Yani şuradaki ortalama ifadesini yazmasak dahi CV'yi eğer yapabiliyorsak T1 artı T2 bölü 2'de almamız gerekiyor. Bazen onu yapamıyoruz. Yani o tür problemlerle ders ilerledikçe karşılaşacağız ve termodinamikte hiçbir şey çözümsüz bırakmayacağız. O zaman ne yapabiliriz bize bakarız. Arkadaşlar önerdiğim tablo var. O tabloyu kullanacağız. Tablo A 2B'de bu CV değerleri sıcaklığa göre var. Tabloları güzelce artık incelemeniz gerekiyor ve o işi bitirmeniz gerekiyor. Tablolardan her zaman yararlanacağız. Gelelim HCP ile ilişkili dedik. H2-H1'i alırsak CP çarpı delta T dedik. Jül bölü kilogram biriminde. Tabii ki burada da ortalama ifadesi var. Hani bunu yazsak da yazmasak da biz biliyoruz ki CP'yi ortalama sıcaklıkta alırsak daha doğru işlem yapıyoruz. O zaman T1 artı T2 bölü 2'de tablodan alacağız CP'yi. Onun da tablosu A2B'ymiş. Yani aynı tablo. Oradan CV veya CP'yi eğer entalpiyle çalışıyorsak CP'yi, iç enerjiyle, özgül iç enerjiyle çalışıyorsak CV'yi alacağız. Sizlerle yani sıvı ve gazlarla çalıştık. Katılarla da çalışabiliriz arkadaşlar. Katılar içinde benzer işlemleri yapıyoruz. Yeri geldiğinde katılar içinde örnek veririz. Ben ne demişim? Sıvı ve gazlarla çalışıyorsak delta U ve delta U yani delta özgül iç enerji ve delta H delta özgül entalpi için ve sıvı ve gazlarla çalışıyorsak bir iki noktayı göz önüne alalım demişim. Birinci nokta. Önce U ve H değerleri için tablo var mı? Hani biraz önce de konuştuk. En güzeli tablodan okumak. Tablo var mı diye bakacağız. Sonuçta CV belli bir hata. CV veya CP belli bir hata içeriyor. Önce U ve H'nin tablosu varsa bizim için en güzeli o. İki, tablo yoksa T ortalamayla çalışın dedik. T1 artı T2 bölü 2 yani T1 ve T2 sıcaklığı belliyse tabii. Hani belli değilse artık ne yapabiliriz de bakacağız. Bazen T1 belli oluyor. T2'yi tahmin ediyoruz. Onlara hep bakacağız. T ortalamayla çalışacağız ve CV ve CP yine tablo. Sonuç olarak U ve H tablosu yoksa CV ve CP tablosu vardır. Bakın buraya yazmışım güzelce. Küçük sıcaklık değerleri için bu ortalama sıcaklıkta çalışmak büyük hataya neden olmuyor. Örneğin 20 dereceden 30 dereceye gelmiş. 20 dereceden 35 derece yani küçük sıcaklık farkı. Hadi 20'den 40'a gelmiş küçük sıcaklık farkı deriz. Ama 20 dereceden 100 dereceye gelmiş T1 çok büyük T2 veya tersi. T2 çok büyük T1 olmamalı. O zaman ne yapabileceğimize yine bakacağız. Çok büyük sıcaklık farklarında ona biz mühendis olarak karar vereceğiz artık.
Hani sıkıştırma sıvı bölgesinde çalışıyorsan oradaki sıcaklık farkları önemli değil. Sıkıştırma sıvıdan ıslak buhara geçiyorsan yine bazen fark etmiyor ama kızgın buhara doğru gittikçe bu sıcaklık farkı büyüdükçe ortalama da alsan sonuç değişiyor, hata oranı artıyor. Neyse onlara hep bakacağız. Bu 1 ve 2 hatırlatmalar önemli. Tabloları yine buraya yazmışız. Tablo A2, A2B, tablo A3 demişim. Yani bunları bir inceleyin diye buraya yazmışım. Arkadaşlar 3'e geldik. Tablo yoksa ama gaz için demişim. Bak bunlar sıvı ve gaz için 1-2 geçerli. Ama sadece gaz için tablo A2C var. Tablo yoksa CV sıcaklığın fonksiyonu, CP sıcaklığın fonksiyonu, işte bunu sıcaklığın fonksiyonu olarak veren ifadeler var. Termodinamik, iyi termodinamik kitaplarında bu tablo A2C mutlaka yer alır. CP o zaman A artı BT artı C T kare artı DT küp olarak verilmiş. Bu D sonuçta bir sabit, C bir sabit, A, B ve A sabit. Arkadaşlar tabloyu incelediğinizde A, B, C, D nedir? T hangi birimde alınacak? O tabloda yazar. Üstünde neye çizgi var? O tabloda yazar. Üstündeki çizgi yanlış hatırlamıyorsam mol için hazırlanıyor. Onu molden biz jüle çevireceğiz. Yani tabloya bir bakın. Tablo A2C'yi inceleyin. Geri geldiğinde bu eşitliği de kullanacağız. Üzerindeki çizgi de önemli. Yani her ifadenin bir karşılığı var. Onu siz inceleyeceksiniz. Tablo A2C. Arkadaşlar bugüne kadar hani 4-5 tane ders yaptık. Derste söylediklerimi yapar, dersi iyi takip eden, benim örnek sorularımı çözen, vizede ve finalde zorluk çekmez. Vize ve final sonuçta zor olacak. Biz sizi hazırlıyoruz. Biraz sonra zaten dersin sonunda sınavlar hakkında konuşacağız. Onu ben dersin sonuna bırakayım. Gazlarla çalışıyorsak, biraz önce çalıştık. H'yi, özgül entalpiyi, özgül iç enerji artı RT olarak yazarız dedik bak. Şunu kullanacağız dedik, buradan sonuçlar çıkaracağız dedik. Bunun hakkında da konuşalım. Termodinamik kitaplarında kapalı sistemler için enerji analizi kısmını ele alıyoruz. Ben size burada en önemli noktaları anlatıyorum. Ayrıntısını siz çalışacaksınız. Şimdi H eşittir U artı RT'nin önemi nedir ona bakalım. Bir kere matematiksel bir gösterim bu. Matematiği de her zaman her derste kullanıyoruz. Bunun türevini alırsak delta H eşittir delta U olarak yazarsın. Ama burada bir çarpım var. O zaman burayı R delta T artı T delta R olarak yazarsın. Matematik olarak gösterim bu türevini aldığında. Ama R nedir? O gaza ait gaz sabiti, bu sabit adı üstünde, o zaman burası sıfır oluyor. Matematik olarak şu gösterim doğru ama termodinamiğe geçtiğimizde burası delta R'den dolayı burası sıfır oluyor. Elimizde delta H eşittir delta U artı R, D, T kalıyor. Evet, şurası önemli. Buradan nereye geçeceğiz bakın. Biz biraz önce de söyledik. Delta H eşittir CP çarpı DT olarak yazılabilir. Pardon delta dedim. Bu D diferansiyele geçtik. DH eşittir CP çarpı DT olarak yazılabilir dedik. O zaman DH karşılığını CP DT olarak yazayım. Tamam. DU karşılığını da CV DT olarak yazabiliriz dedik. Onu da yazayım. Biz türevini alıp burada ne elde ettik? R çarpı DT. Evet. Bu DT'ler gider. Güzel bir sonuç. Gazlarda güzel bir sonuç. CP eşittir CV artı R. Bakın bu çok önemli bir sonuç. Termodinamik 2'de de bu sonucu kullanacağız. Termodinamik 1'de de kullanacağız. O zaman sabit hacim, özgül ısısı her zaman CV'den büyüktür demiştik ya, ispatladık. Neden her zaman büyük? Zaten CP eşittir CV artı R. R kadar büyük. Bu R hangi gazla çalışıyorsak o gaza ait gaz sabiti. Hangi gazla çalışıyorsak o gazın sıcaklığına ait CV, o gazın sıcaklığına ait CP. Her zaman CP büyük, CV R kadar. Ne zaman? Gazlarda tabii ki. Bu sonuç da önemli arkadaşlar. Bunların hepsini kullanacağız. Şimdi önemli noktaları ele alıyoruz. Örneklerde bakacağız.
Bir de arkadaşlar biz örneklerde CP bölü CV'ye ihtiyaç duyacağız. Bu özgül gazlarda tabii. Bu özgül ısıların oranına kısaca K diyeceğiz. K eşittir CP bölü CV. Biz bu K değeri lazım olduğunda arkadaşlar CP ve CV'yi bölerek elde edebileceğimiz gibi bazı gazlar için bu K değerleri tablolarda verilmiş. Örneğin K 1.666 diye gidiyor veya 667 diye yazabiliriz. Bu boyutsuz bir sayı. Sonuçta bunların oranı. Örneğin tek atomlu gazlar için K değeri yaklaşık bu değerde çıkıyor. Tek atomlu. Mesela neon, argon, helyum gibi. Tek atomlu. Bakın belli bir sıcaklıkta almışız. Sonuçta şu ikisi sıcaklığa bağlı 300 Kelvin için. Bazen K'yı 1.4 alacağız. İki atomlu gazlar için, örneğin hava, azot gibi. İki atomlu gazlarda da bu 1.4 çıkıyor. Yani biz havayı çok kullanacağız. O zaman K'yı direkt 1.4 alırsın. Diğer gazlar için de artık K değeri de ya CP bölü CV'den hesaplayacaksın veya K değeri varsa tablodan direkt alacaksın. CP eşittir CV artı R önemli. K önemli, CP bölü CV önemli. Bunun sayısal değerleri hakkında konuştuk. Gelelim. Katı ve sıvılarda tekrar CV ve CP'nin durumuna. Arkadaşlar, katı malzemelerle de çalışacağız. Termodinamikler malzemeyle çalışırız. Katı malzemeler zaten sıkıştırılamaz malzeme. Her şey belli bir basınca kadar tabii ki. Sıkıştırılamaz malzeme. Sıvılar da, burada sıvı dediği şey arkadaşlar çok önemli var. Sıkıştırılmış sıvı. Termodinamikte bunun adı sıkıştırılmış sıvı. Sen sıvıyı gördüğün an termodinamikte hep aklına sıkıştırılmış sıvı gelecek. Islak buhar ve kızgın buhar bölgesinden söz etmiyoruz. Sıvı kelimesini gördüğün an sıkıştırılmış sıvı. Zaten akışkanlar mekaniğinden de biliyorsunuz. Sıvıyı biz yani sıkıştırılmış sıvıyı sıkıştırılamaz madde olarak alıyoruz. Yani orada sıkıştırılmış sıvı diyoruz, burada sıkıştırılamaz diyoruz. Bunlar tanım. Belli bir basınca kadar sıkıştıramıyoruz biz bunları. Yani sıkıştırılmış sıvının termodinamikteki adı, yani ıslak buhar bölgesinden öncesine o isim verilmiş. Neyse. Katı ve sıvılar, yani sıkıştırılmış sıvılar için hacim çok değişmiyor. Belli bir basınca kadar değişmiyor. Yoğunluk da değişmiyor. Zaten bu birbirine bağlı. Bunlar birbirinin tersi. Katılarda ve sıvılarda, sıkıştırılmış sıvılarda belli bir basınca kadar özgül hacmi değiştiremiyoruz. Birbirine çok yakın çıkıyor. Yoğunluğu da değiştiremiyoruz. Bunlar değişmiyorsa biz bakıyoruz ki sıkıştırılmış sıvılarda ve katılarda CV ve CP'nin değeri neredeyse birbirinin aynı. O zaman biz bunu birbirine eşit alıp kısaca C diyeceğiz. Arkadaşlar bu kısım da çok önemli. Bakın mühendislikte ne dedik? Yaklaşımlar çok önemli. Başlangıçta ne dedik? CV, CP'den farklıdır. Ama özel durumlar var. Özel durum bu ve özel durum. Sonuçta birbirinden farklı ve birbirine çok yakınsa biz bu özel durumda ikisini bir alabiliyoruz. Bak hatırlatmak için yine ben buraya bilgi yazmışım. Tablo A5 ve A6'yı inceleyin arkadaşlar. Mutlaka inceleyin. Tablo A5 ve A6'yı incelediğinizde su için zaten bu tablo. UF değerine orada bakın. HF değerine bakın. Bu ne? Özgül iç enerji. Sıvı için F olunca yanında. Bu ne? Özgül entalpi. Sıvı için yanında F var. Doymuş sıvı için. Bu iki değerin belli bir noktaya kadar birbirine çok yakın olduğunu göreceksin zaten. Yani CV işte CP diyoruz sıkıştırılmış sıvılarda. Tablo A5 ve A6'ya da baktığında UF, HF yaklaşık buna denk geliyor ve bu ikisinin sayısal değeri birbirine çok yakın. Biri 100 ise bir yeri 100,01 örneğin. Onun için biz belli bir noktaya kadar ki sen orada bakacaksın yani belli bir basınca veya sıcaklık değerine kadar bu bayağı da hani gidiyor o tabloya baktığında bu ikisi birbirine eşit çıkıyor. O zaman neden biz şu tanımı yaptık? O tablolardan da güzelce görüyorsun. Tablo A5 ve A6'ya bak. UF ile HF'yi karşılaştır. Evet, bir iki şey daha söyleyelim.
biraz sonra ara vereceğiz. Delta U işte yaklaşık C ortalama delta T dedik. Bak buraya yaklaşık koymuşum. Sonuç olarak hani ortalama değerde çalıştığımız an yaklaşık değerde çalışıyoruz demektir. Joule bölü kilogram biriminde bu delta U'yu yazdık. Katı ve sıvı için bu geçerli. Bak katı ve sıvıda buraya C yazdık artık. Yani altına ortalama yazmasan da olur. Ama ortalama sıcaklıkta çalıştığımızı biliyoruz zaten. Tamam. Şu katı ve sıvılar için yazdığımız eşitlik. Gazlarda genellikle değişiyor. Gazlarda CV ve CP'yi U ve H için ayrıca yazıyoruz. Arkadaşlar entalpi ne demiştik? Biz U artı PV. Eğer bu hacim sabitse ve biz bunun diferansiyelini aldığımızda şu H eşittir U artı PV'nin diferansiyelini almak ne demek? DH, DU burada çarpım var. O zaman V, D, P, P, DV demek. Hacim sabitse ne demek? Yani hacim değişimi sabitse şurası sıfır oluyor. O zaman biz şu entalpiyi diferansiyel formda matematik olarak böyle gösteriyoruz. Bunların hepsi matematik olarak doğru. Termodinamik olarak ise şurasını alıyoruz. Ne zaman? DV sıfırsa. Tamam. O zaman DH eşittir DU artı VDP yazabiliyoruz ki şu kısımda duralım. Yorulduk. Biraz sonra devam edeceğiz. Evet, herkes saatine baksın. 10 dakika sonra devam edelim.
Arkadaşlar dersimize devam edelim. Evet, dh eşittir du artı v dp'de kalmıştık. Bunu nasıl elde ettiğimizi biraz önce konuştuk. Entalpi eşitliğini göz önüne alarak diferansiyel formda yazdık ve sonuç olarak hacim değişimi yoksa entalpi değişimini bu şekilde yazabiliriz dedik. Bu diferansiyel formdan deltalı fark formuna geçebiliriz. Delta H eşittir delta U artı V delta P olarak da yazabiliriz. Jül bölü kilogram biriminde. Bu eşitliği inceleyelim şimdi arkadaşlar. Buradan da önemli sonuçlar çıkaracağız. Bu sonuçlar termodinamik 1 ve 2'de kullanılıyor. Örneğin bu eşitliğin sadece şu tarafını şimdi inceleyelim. Bakın burada delta P var. Bu basınç değişimi. Katılarda yaklaşık 0. Sıvılarda da sabit basınçta 0. O zaman şu kısım 0 olunca gördüğünüz gibi delta eşittir delta U çıkıyor. Yani buradan CP eşittir CV de çıkıyor. Tabii ki aynı sıcaklıkta. Bu eşitliğin sadece şurasını inceleyelim. Sabit sıcaklıkta arkadaşlar sabit sıcaklıkta delta T 0 veya sıcaklık değişimi yoksa iç enerji değişimi de 0 oluyor. O zaman biz şu kısmı göz önüne almıyorsak bazı problemlerde arkadaşlar şu kısım şu fark çok küçük çıktığı için yaklaşık 0 alınabiliyor. Sabit sıcaklıkta çalışıyorsak zaten 0 alınıyor delta formunda. O zaman delta H eşittir V çarpı delta P çıkıyor. Yani ya şurası 0 oluyor bazen ya şurası. Bunun sonuçlarını da değerlendiriyoruz. Ne dedik biz? Delta özgül iç enerji eşittir C ortalama delta T katı ve sıvılarda. O zaman burayı sadece C olarak yazıyorduk. İç enerji değişimi sıcaklık değişimiyle orantılı. Orantı sabiti de C olarak özgül ısı olarak katı ve sıvılarda. Yani sıkıştırılmış sıvılarda bu şekilde yazılabiliyor. Delta T 0 ise sıcaklık farkı 0 ise delta H eşittir V çarpı delta P olarak da yazılabiliyor dedik yukarıda. Şurası delta T sıfırsa burası sıfır oluyor. O zaman entalpi, özgül entalpi değişimi basınç değişimiyle orantılı oluyor. Orantı sabiti de özgül hacim olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu duruma genellikle sıvılı pompalarda rastlıyoruz. Sıvılı ne demek? Doymuş sıvı veya sıkıştırılmış sıvıyla çalışıyorsak biz her iki durumda da zaten doymuş sıvı noktası özel bir durum. Sıkıştırmış sıvıyla çalışıyorsak sıkıştırmış sıvının özelliklerini yaklaşık doymuş sıvı alabiliyorduk. Ve bu kapsamda entalpi değişimini de özgül hacim çarpı basınç değişimi olarak da yazabiliyoruz. Delta T'yi sıfır alabildiğimiz durumlarda. Pompalarda bundan yararlanacağız arkadaşlar. Nasıl yararlanacağımız yine problemlerin içinde var. Biz burada dersin özetini ve en önemli kısımlarını söylüyoruz. Bu kavramları örneklerde kullanacağız. Sıkıştırmış sıvı dedik şu ana kadar. Su için sıkıştırmış sıvıyla çalışıyorsak örneğin 100 derece santigrat derece sıcaklıkta 15 megapascal için H değerini bulalım hesaplayalım demişim. Bir bunu inceleyelim. Buradan belli bir sonuca ulaşacağız. Arkadaşlar basınç 15 megapascal yüksek bir basınç. Sıcaklık 100 derece. Sıkıştırma sıvı tablosunu kullanacağız o zaman. Tablo A7'yi belli bir basınç. 5 megapascal'ın üzerindeki basınçlarda kullanıyorduk. Burada basınç 15 megapascal. Oradan H değerini direkt okursun. 430.39 kilojül kilogram. Burada bir ispat yapmışız. Bunu geçmişte çalıştık. 100 derece için P doyuma 101 kilopascal ise hani P büyük, P doyuma ise sıkıştırmış sıvıydı. Zaten 15 megapascal büyük. 101.42 kilopascal yani sıkıştırmış sıvı olduğunu ispat ettik burada. Bu kısmı geçmişte çok çalıştık. 100 derece sıcaklık için P büyük 5 megapascal ise ve bu durumda biz entalpi yaklaşık HF alırsak bu 419.17 kilojül kilogram çıkıyor tablo A4'te. Bakın gerçekte basınç 15 megapascal yani 5 megapascal'dan büyük.
ve gerçek değeri H'nin 430.39. Ama biz geçmişte ne yapıyorduk? Düşük basınçlarda, düşük sıcaklıklarda H'ye yaklaşık HF alıyorduk. 419 alırsak 430 arasında %3'e yakın bir hata var. Bu bizim için önemli. İşin doğrusu varken, 430 varken 419'u almayacağız. Delta'ya eşittir. Delta U artı V delta P'yi göz önüne alırsak, arkadaşlar buradan da bir çıkarım yapalım. Yukarıda gerçek H değerlerini tablolardan nasıl değerlendirebileceğimiz hakkında konuştuk. Aşağıda yine delta H'yi göz önüne alarak bir çıkarım yapalım. Bakın delta özgür entalpiyi nasıl yazabiliriz? H2-H1 veya H-HF olarak yazalım. Şu eşitliği yazıyoruz. Yukarıdaki şu bulduğumuz sonuçlarla karşılaştıracağız. H-HF yazalım. Sonuçta delta H ne demek? Bir fark demek. Delta U'yu U-UF olarak yazalım. Hacim değişmediği için bunu VF hacmi alalım. Ve delta P'yi de P-P doyma olarak yazalım. Tamam. Bu eşitlikten geçmişte esasında konuşmuştuk arkadaşlar. Hani tablolardan H'yi HF alamıyorsak yaklaşık olarak H-HF için böyle bir eşitlik yazabileceğimizi geçmişte konuştuk. Arkadaşlar buradaki U-UF yaklaşık 0 ise bu iki değer birbirine çok yakın çıkıyor özellikle sıkıştırılmış sıvılarda. 0 ise yani şu kısmı göz önüne almıyorsak entalpi farkını biz basınç farkı cinsinden yazabiliyoruz. Bizim aradığımız H'yi tek başına bırakırsak, aradığımız H gerçek H ama aradığımız gerçek H'yi tek başına bırakırsak bu sefer doymuş sıvının H değeri, doymuş sıvının özgül hacim değeri ve doymuş sıvının doyma basıncıyla gerçek basıncını göz önüne aldığımızda gerçek H değerine de ulaşabiliriz. Bakın bunu ispatlayalım. Evet, 430 burada, 419 burada. 430 bizim gerçek özgür entalpimiz. 15 megapascal ve 100 derece için sıkıştırma sıvıdan şu anda konuşuyoruz. Sıkıştırma sıvı için entalpiye ait şöyle bir eşitliği geçmişte konuştuk demiştik. Genellikle U-UF ihmal ediliyor arkadaşlar. Çünkü bu çok etkilemiyor sonucu. Biz H'yi HF artı VF P-PD'den hesaplayabiliriz dedik. Geçmişte ben ders anlatırken bunu sayısal olarak da size göstereceğim demiştim. O gösterimi şimdi yapıyoruz. Aradığımız gerçek H bu. Ama o H'ye ait HF değerini yukarıda yani HF değerini biz sıcaklık için bakacaktık. 100 derecede 419.17 buraya yerleştirdik. Özgür hacim yine ilgili tabloda var. 100 derece için bakarsan 0.001 metreküp bölü kilogrammış. Tamam. Bizim gerçek P değerimiz 15 megapascal veya 15.000 kilopascal. Doyma basıncımızı tablodan bulduk. 101.42 kilopascal. Tamam. Bu ikisinin farkını buraya yazdın. Özgül hacmi yazdın. HF'yi, özgül entalpiyi buraya yazdın. Sonuç ne çıktı? 434.07. Gerçek değer 430.39. Burada hata %1'e indi. Arkadaşlar eğer biz gerçek entalpi değerini tablolardan bulamıyorsak 15 megapascal altındaki değerler için tablo yok. O zaman bu eşitliği kullanacağız dedik. Bakın 15 megapascal basınçta 434'e 430 çıktı. Yine arada hata %1. 5 megapascal'ın altında bu değer, bu hata çok daha küçülüyor. Sonuç olarak şu yukarıdaki eşitliği kullanabiliriz. Hani bazı durumlarda direkt H'yi HF olarak da alabileceğimizi söylemiştik. Ama gerçek eşitliği bu. Evet, dersin bu bölümün bu dersin konusu bitti. Şimdi örneklerle devam edelim. En önemli noktaları anlatmış olduk. Şöyle bir bakayım. Evet. Diğer kısmı paylaşalım.
Arkadaşlar bu örnekler elinizde var. Sonuç olarak çıktı alabildiyseniz sorular önünüzde dursun. Bu soruları beraber tartışalım. Okuyalım. 4 metre, 5 metre ve 7 metre boyutlarındaki bir oda buharla ısıtma sağlayan bir radyatör ile ısıtılmaktadır. Evet, evlerimizde kullandığımız bir sistem. Buhar radyatörü ısıyı 10.000 kilojül bölü saat, buradaki H saat akım ile aktarmakta ve odadaki sıcak havayı dağıtmak için 100 watt gücünde bir fan kullanılmaktadır. Bakın şu radyatöre tabii ki bu açık sistem, buradan buhar geliyor, enerjisini odaya veriyor, buradan çıkıyor. Açık bir sistem. Buhar giriyor. Enerjisini 10.000 kilojül bölü saat olarak odaya veriyor. Saatte 10.000 kilojüllük enerji veriyor. Bu enerjiyi dağıtmak için, yani odada şöyle güzel bir dağılım sağlamak için burada da bir fan kullanılmış. O zaman burada bir fan işi de var. Onu da dahil etmişiz sisteme. Tamam. Onun da gücünü vermiş. Sonuç olarak 100 watt'ta çalışıyorsa bunun işi, iş karşılığı yani BF'an eşittir 100 watt. Üstüne nokta koymuşuz çünkü biri bir watt. Odadan çıkan ısının, biz buna ısıtma tekniğinde ısı kaybı diyoruz. Odadan çıkan ısının değeri 5000 kilojül bölü saat. Bu odayı biz ısıttıkça kışın mutlaka dışarıya da ısı çıkışı olacak. Gerçekte kayıp diye bir şey yok. Biz buna ısıtma tekniğinde ısı kaybı diyoruz. Bu da 5000 kilojül bölü saat olsun. Oda havasının başlangıç sıcaklığı 10 derece ise hava sıcaklığının 20 derece değerine çıkmasının ne kadar süre alacağını biz mühendis olarak hesaplayacağız. Oda sıcaklığına sabit özgür ısılar varsayımı altında, bak yeni bir şey daha öğrendik. Oda sıcaklığında sabit özgür ısılar varsayımını kullanın diyor. Bu nedir? Buna şimdi bakacağız. Belli bir hata yapacağız sonuç olarak. Oda sıcaklığında sabit özgür ısıları kullanacağız ama neden bunu demiş? Arkadaşlar bunu demese dahi bak. 10 dereceden 20 dereceye, yani bu düşük bir sıcaklık. Delta T de düşük. Onun için sabit özgür ısılar yaklaşımını göz önüne alabiliriz. Hani ortalama sıcaklıkta da çalışabiliriz de. Burada bize bırakmamış. Burada oda sıcaklığına sabit özgür ısı al demiş. Tamam. T1 10, T2 20. Delta küçük T'yi soruyor. Saniye olarak zaman farkını, yani 10'dan 20'ye gelişte. Şeklimiz de bu. Oda bizim sistem. Yani sistem oda da, yani odanın içindeki hava sonuçta. Bu çerçevede problemi adım adım çözelim. Evet, hava ideal gaz. V'si tablodan al, tablo A1'den 0.287 kilo jül bölü kilogram kelvin. Tabloda R'si bu. Sistem hava dedik biraz önce. Kapalı sistem. Arkadaşlar neden kapalı? Burada radyatörün hani giriş çıkışını kapatmışsın sen. 10.000'e getirdin lan. Kapatalım. Şimdi açık sistemle uğraşmayalım. Onu daha sonra modelleyeceğiz. Onun için kapalı sistem aldık. Buhar giriş çıkışını, yani odayı 10.000 kilocu bölü saatlik ısıyı verdiği an kapattık. Tamam. Başlangıçta fan ve radyatör kapalıdır. Başlangıçta. Sonra açılıyor. Sonra T2 20'ye gelince tekrar kapatılıyor. Kapalı sistem olarak inceliyoruz. Sonra da radyatöre giren ve radyatörden çıkan su buharına ait bilgi verilmemiş. Ama buharın odaya yani sisteme aktardığı ısı enerjisi değeri 10.000 kilojül bölü saat olarak verilmiştir. Yani sistem sınırını delen bir ısı girişi söz konusudur. Güzel. Sonuç olarak burada açık sistem olarak alsak buradan giren kütleye ait enerji ve çıkan kütleye ait enerji farkı bu kadar olacak. Yani biz burada kapalı sistem kabulü altında hiç açık sistemle uğraşmadan şu ikisinin farkını 10.000 kilojoule saat ısı girişi olarak alabiliriz demişiz. Güzel bir yaklaşım. Yani sistem sınırını delen bir ısı girişi söz konusudur demişiz. Tamam. Bu yaklaşımla çözeceğiz. Açık sistemi öğrendiğinde o yaklaşımla tekrar ele alınabilir soru. Arkadaşlar enerji dengesi eşitliği, yani termodinamiğin birinci yasasına ait eşitlik her zaman bizim için önemli. Giren eksi E çıkan delta E sistem jül için. İstersen bunu watt biriminde yazıp üzerine nokta koyabilirsin. Şimdi jül biriminde yazmışız. O zaman Q giren var.
sistem sınırını bu radyatörün verdiği enerji kübren olarak ele al demiş. Sistem sınırını delen bir ısı girişi var. Fan var. Sonuç olarak fan da sistem sınırını delerek giriş sağlıyor. Ve oda ısındıkça odadan çıkan bir ısı çıkışı, enerji çıkışı var. Onu da çıkan altında ele alırız. Burada tek bu var. Diğerinde bu ikisi var. Tamam. Sistemdeki enerji değişimi nasıl oluyor? İç enerji değişiyor. Kinetik ve potansiyel enerji yok. Bu sistemde delta U var. Tamam. Q giren artı V fan. Buradan bir eksi geliyor. Eksi Q çıkan eşittir delta U. Arkadaşlar bu delta U ne demek? M çarpı U2 eksi U1 demek. Bu genel gösterim. Her zaman gösterim böyle. Ama hava için U1 ve U2'ye erişemiyoruz. Elimizde herhangi bir tablo yok. O zaman hemen burada U'yu gördüğün an aklına CV gelecek. M çarpı CV ortalama veya CV yaz. Buraya fark etmez. Buraya da delta T'yi yaz. T2 eksi T1. Hava için yazılan ve oda sıcaklığında sabit özgün ısı içeren gösterim. Şu sonuç olarak şu CV değeri nasıl seçeceğiz biz? Eğer soruda herhangi bir bilgi vermeseydi T1, T2 belli ya. Bunları toplayıp ikiye bölüp tablodaki karşılığını yazabilirdik. Ama sizde oda sıcaklığında sabit özgün ısı yaklaşımını anlatmak üzere bu soruyu hazırladık. CV değeri ortalama sıcaklıkta seçiliyorsa bu duruma sabit özgün ısı yaklaşımı denir. Yani biraz önce konuştuğumuz T1 artı T2 bölü 2 15 derece santigrat için CV ortalama 0.718 çıkıyor. Burayı da Kelvin'e çevirmişiz. Yani 288'e yaklaşık 300 Kelvin alıp şu değeri tablodan okuyabilirsin demişiz. Arkadaşlar bu ortalama sıcaklıkla çalışacağımız zaman hani şuradaki çıkan değer ve hava için, su için yaklaşık tablodaki değere dönüştürebilirsin. Çok fark etmiyor. Yani interpolasyona gerek yok. 0.718 kilojoule ve kilogram Kelvin alırız. Ortalama sıcaklıkta T1 artı T2 bölü 2'de çalışacaksak. Sınırı delen enerjilerin birimleri watt ve kilojoule bölü saat olarak verilmiş. O zaman birimleri aynı duruma getireceğiz. Fanın değeri 100 watt olarak verilmiş. Üzerine bir nokta koyduk çünkü birimi watt. Q giren üzerine nokta koyarsak 10.000 kilojoule bölü saati kilowatta çevirmemiz lazım. 10.000 kilojoule bölü saat. Bir saat ne? 3600 saniye. O zaman saatler birbirini götürür. 10.000 bölü 3600 yani kilojoule bölü saniye kilowatt demek. 2.77 devamlı gidiyormuş. O zaman üzerine çizgi koymuşuz. 2.7 kilowatt. Q çıkan 5000 kilojoule bölü saat. 5000'i 3600'e böl. 1.38 kilowatt. Tamam. O zaman yukarıdaki eşitliği biz watt'a çevireceğiz. Bak burası çok önemli. Şurası jül biriminde yazdığımız eşitlik. Şu eşitlik. Ve delta U için biz M çarpı CV ortalama T2 eksi T1'i kullanacağız dedik. Şu yaklaşımı yaptık da biraz sonra oda sıcaklığı için bilgisini de vereceğim size. Neyse onu biraz sonra konuşalım. Şimdi şunu konuşalım. Noktalı yazarsak bak. Q nokta giren. V nokta fan. Eksi Q nokta çıkan. Üzeri noktalı bunlar watt biriminde. Şuraya geçelim. Burayı M çarpı CV çarpı delta T yazdığında burası jül biriminde. O zaman bu wattı jüle çevirmek için saniyeyle çarpmamız lazım. Yani buraya delta T'yi yerleştirebiliriz. Watt çarpı saniye eşittir jül. Tamam. Bize zaten delta T'yi soruyor. Bu dursun. Bu önemli. Şimdi şurasıyla devam edelim. Ben kafama takılmışken size anlatayım. Arkadaşlar burada ne demiş? Oda sıcaklığına sabit özgün ısılar varsayımı demiş. Bak. Oda sıcaklığına sabit özgün ısılar varsayımı ne demek? Bunu not al. Oda sıcaklığını biz termodinamikte 300 Kelvin kabul ederiz. Bu soruda diyor ki 300 Kelvin'deki CV'yi al. Oda sıcaklığını 300 Kelvin kabul ettiğimiz için herhangi bir soruda oda sıcaklığında sabit özgün ısılar yaklaşımı dediğinde CV veya CP için 300 Kelvin'de hava ise hava yani tablodan şu değerleri alacaksın. Ben burada neyi ispatlamışım? Hani sen
300 Kelvin değil de gerçek sıcaklık değerinde, yani ortalama sıcaklık değerinde alayım dersen, bunların zaten ortalaması 15 derece santigrat, bu da 288.15 Kelvin yapıyor. Zaten bu birbirine çok yakın. Biraz önce de söyledik ya, hani hava için olsun, bu düşük sıcaklıklar için olsun, şunla şunun arasında fark yok, fazla bir fark yok. Sen şu işlemi yapmadan da direkt 300 Kelvin'deki bu değeri kullanabilirsin dedim. Onun için bunu da burada ispatlamışız. Arkadaşlar hani interpolasyon yapmaya gerek yok dedik onunla 20 arasında. Yaparsan da yani sonucu yanlış bir şey yapmış olmuyorsun. Daha doğru bir şey de şu 0.718'e çok yakın bir sonuç bulursun. Hiç önemli değil. Biz burada termodinamik açıdan mühendislik yaklaşımları üstüne de bilgi veriyoruz. Sen ortalama sıcaklıkta interpolasyonla bunu bulacağım dersen bu. O daha güzel bir yaklaşım ama göreceksin ki mühendislik yaklaşımı açısından şu değerle o bulduğun değer arasında fazla fark yok. Evet, en son şu kısma geldik. Buradan saniye olarak delta T'yi çekeceğiz dedik ve bize şu kütle lazım diyelim şimdi. Çünkü problemi incelediğimizde kütleyle ilgili bir bilgi yok. Ama biz sistem burada havaysa ideal gazlarda biliyoruz ki PV eşittir MLT. Bu PV eşittir MLT'yi biz hem hal 1 hem hal 2 için yazabiliriz. Soruya baktığımızda hal 1'de verilen bilgiler bize yetiyor. O zaman P1 100 kilopascal. Arkadaşlarla ben buna bir bakayım. Soruyu hatırlayayım. Evet, soruda herhangi bir basınç değeri verilmemiş ama biz oda dedik. Herhangi bir yaşam alanı oda. Oradaki biz basıncı, P1 basıncını 100 kilopascal alabiliriz. Buraya da yazmışım da yine soruya bir bakayım dedim. Yani P1 yaklaşık bir atmosfer alınabilir. Sonuçta oturduğumuz odadaki basınç atmosfer basıncına eşit. Hiçbir bilgi verilmemişse bunu 100 kilopascal alabilirsin. Bu da bir mühendislik yaklaşımı. Evet, bu kısmı da not edin. V1 verilmek zorunda zaten, onu 4, 5, 7 olarak metreküp çerçevesinde vermiş. Kütleyi bilmiyoruz. R havanın gaz sabiti, birimi kilojül. Zaten şuraya kilopascal yazdık. Yani birimlerde bir sorun yok, tamam. Sıcaklık 10. Yani T1'den bahsediyoruz ama bunu Kelvin'e çevireceğiz. 270.15 ile toplayacağız. Tamam, buraları önemli. Bak, hep mühendislik yaklaşımından da bahsediyor. Sonuç olarak termodinamikte işlemleri en güzel, en doğru şekilde yapacağız ama yaklaşımlar her zaman önemli. Her zaman her bilgi yok. Buraya 100 kilopascal alabiliriz oda için. M'ye kütleyi 172.4 kilogram bulduk. Tamam. Elimizde bilinmeyen kalmadı. 2.701, 1.38'i bulduk. 172.4'ü bulduk. 0.718 tablodan 20-10. Bak, burası Kelvin yazmışız. Fark oldu mu? Derece santigrat veya Kelvin fark etmiyor. Delta T'yi 8.31 saniye. O da 0.23 saatte yaklaşık veya yaklaşık 8.31 saniyede 10 dereceden 20 dereceye geliyor. Arkadaşlar, gerçeğe yakın bir durum mu? Evet. Biz ısıtma tekniğinde örneğin bu odanın kışın ısı ihtiyacını hesaplayabiliyoruz ve bu duvarlardan olan ısı kaybını da hesaplayabiliyoruz. Bu çerçevede bu radyatörün gücünü hesaplayabiliyoruz. Onun için gerçeğe yakın bir durum bu veriler altında. Evet, devam ediyoruz. Sorular önemli. Hepsi seçilmiş sorular. Birlikte tartışıyoruz. Arada bakıyorum soru var mı diye. Soru varsa sorabilirsiniz. Bir piston silindir düzeneği. Önceki soru neydi? Bir kapalı kap gibi oda. Ama burada bir piston silindir düzeneği. Başlangıçta 100 kilopascal basınçta ve 25 derece santigrat sıcaklıkta 2.2 kilogram azot içermektedir. Yine ideal gaz var. Azot politropik. Bak, politropiyi öğrendik. Politropik bir işlemle. Politropik dediği an PV eşittir. PV üzeri 1.3 eşittir sabiti vermek zorunda.
Hani bakın şu eşliği buraya yazmasa dahi şu politropik üssü vermek zorunda. Biz politropik kelimesini, ifadesini gördüğümüz an PV üzerinde ne dediz biz buna, ne harfiyle gösteriyoruz, eşittir sabit yazacağız. Bunu vermese dahi 1.3'ü vermek zorunda. Hacim yarıya inene kadar yavaşça sıkıştırılmaktadır. Bak, piston silindir düzeni sıkıştırılıyor. Yavaşçanın ifadesi sanki dengeli alacağız. Yani sürtünmenin etkilerini göz önüne almayacağız. Zaten biz termodinamikte şu anda hep ideal durumu göz önüne alıyoruz. Sürtünmeyi göz önüne almıyoruz. Bu işlem için yapılan işi ve ısı transferini kilojül olarak belirleyin. Artık bak, birinci yasaya güzelce geçtik. Hem işi hesaplıyoruz hem bu işi zaten yapan ısı transferini de hesaplayacağız. Burada sıkıştırma işlemi var. Sonuç olarak sıkıştırmada ısının çıkışından söz edebileceğiz. Bakalım soruyu. Piston silindir düzeni sabit basınç problemi veya işlemi. Bunu geçmişte de konuştuk. Sabit basınç problemi veya sabit basınç işlemini göz önüne alacağız. Ama burada özel durum ne? Politropik işler. Tamam. Bakalım hal 1'e. P1 100 kilopascal, T1 25 derece santigrat, M 2.2 kilogram ve azot. Bunu yazınca arkadaşlar hata yapmayız. Azot tablosunu kullanacağız gerekli bilgiler için veya PV eşittir MRT'den yararlanacağız. Gelelim politropik işleme. O zaman P çarpı V üzeri 1.3 sabit olarak yapmıştık bunu. Soruda ne demiş? Hal 2'nin hacmi, hal 1'in hacminin yarısına eşit. Yani bunu zaten yazdığından bunun bir sıkıştırma işlemi olduğunu biliyorsun. İşi ve bizden ısıyı istiyor. Bak, burada yapılan iş demiş. Veya sadece işi ve ısıyı da hesapla diyebilir. Sonuç olarak piston silindir düzeyinde bir sınır işi olduğunu bileceksin. Şu bir sınır işi ama artık sınır işi kelimesini, ifadesini kullanmasa da olur. Her zaman yazacağımız eşitliğe geldik. E girer eksiye çıkan eşittir delta E sistem. Jül biriminde bu şekilde yazıyoruz. Elimizde ne var? Bak, sıkıştırma işlemi dedik. Hemen aklına bugün de konuştuk. V sınır giren gelecek. Sıkıştırmada dışarıdan bir piston sıkıştırılıyor. Sıkıştırma işleminde sınır işi girişi olur demişim zaten. Yani ben notları da hazırlarken ayrıntısını her zaman yazarım. E giren için sadece bu var. E çıkan için sıkıştırma işleminde ısı çıkışı gerektirir demişim. Q çıkan var. Tamam. Başka bir şey yok. Olsaydı yazardık. Bu ikisinin farkı delta U'ya eşit. Yine kinetik ve potansiyel enerji ihmal edilmiş veya yok. Arkadaşlar, genel eşitliğimiz bu. Her zaman altını değerlendirmemizi yapacağız ve elimize ne kaldı? V sınır diye yazmışım ben buraya. Tamam. V sınır giren eksi Q çıkan eşittir delta U. Delta büyük U'yu iç enerjiyi M çarpı özgül iç enerji cinsinden yazarız. U2 eksi U1. Bu genel gösterim. Her zaman böyle yazacağız. Ama bakıyorsun azotla çalışıyoruz. E o zaman ideal gaz için tablo değeri yoksa sabit özgül ısı yaklaşımı altında bu eşitlik yazılabilir. Yani M, C ve delta T'yi yaz diye konuştuk zaten. Tamam. Bu dursun. Şunu kullanacağız sonuçta. Biz adım adım gidelim. Önce sınır işini halledelim. Geçmişte çalıştık. Sınır işi hesabını verilen durumlar göz önüne alınarak yapacağız. V sınır giren PDV integrali. Her zaman bu. Hal 1 ile hal 2 arasında bu. Ama politropik durumda bakın, politropik işlem dedik. Politropik durumda elinizde var bu. Ben sonucu buraya yazmışım. Bak, yine yazmışız buraya. Bu sonuç daha önce elde edilmişti. V2 ve V1'in sayısal değerleri belli değil demişim. Bakın, şu sonucu geçmişte elde ettik sizinle. Politropik durumda P2 V2 eksi P1 V1 bölü 1 eksi N olarak yazıyoruz. Bu ne? Politropik üst. Bu verilmiş bize 1.3. Ama V2 ve V1 belli değil. E ne yapacağız? Onları ideal gazla çalışıyorsak PV eşittir MRT'den yararlanarak elde edeceğiz. Arkadaşlar, hal 2 için ve hal 1 için bunları yazabiliriz. Arkadaşlar, hani şunun yanına T1 ve T2 bulunabilir demişim. Tamam, o dursun. Bunu ideal gaz eşitleri bu şekilde, sıcaklık lazımsa kullanacağız. Ama
Önce bir basınçları biz halledelim. Şimdi politrofik durumla çalışıyoruz dedik. Ne demek o? P2 çarpı V2 üzeri 1.3 eşittir sabit. E bu sabit ise P1 çarpı V1 üzeri 1.3'e de eşit olur. Tamam. Yani şu kısmından yararlanacağız. Politrofik işlemde bunu yapıyoruz. P2'yi tek başına bırakırsan P1 büyük V1 bölü büyük V2'nin 1 bölü 3'üncü kuvveti geliyor matematik olarak. P1 burada dursun. Arkadaşlar V2'yi biz V1 bölü V2 olacak dedik bu soruya özel. Onu da yerleştir. Ve burada gerekli matematik işlemleri yap. O zaman burası P1 çarpı 2 üzeri 1.3'e dönüşüyor. Tamam. Yani P2 eşittir. P1 çarpı 2 üzeri 1.3. Ben soruyu bir daha hatırlayayım şöyle. P1 100 kilopascal verilmiş. Tamam. O zaman 100 kilopascal belliyse buraya da 2 üzeri 1.3 bulduk. P2 246.23 kilopascal. 100'den büyük olmak zorunda sıkıştırma işlemi var. Basınç artmış içeride. Bu sistemin basıncı tabii ki. Evet, yukarıdaki eşitlikle devam edelim. Arkadaşlar bu arada politrofik işlemden yararlanarak, politrofik bilgilerden yararlanarak P2 basıncını hal 2'yi bulduk. Hal 1'inki 100 kilopascal, tamam. Yukarıda yazdığımız eşitliği bir daha yazalım. Oranlarsak arkadaşlar, kütle hiçbir zaman değişmez, gaz sabiti değişmez, bunlar gider. P2 V2 bölü P1 V1, T2 bölü T1 olarak yazılabilir. Ve içler dışlar çarpımı yaparsan bu şekilde yazılabilir. Evet, ne yapmışım? Ha, buraya V2 bırakınca arkadaşlar V1 neydi? 2V2 eşitti. Sonuçta V1 ve V2 arasında bir bağıntımız var. Tamam. Onu kullanarak P2 T1 eşittir 2, P1 T2'yi elde etmişim. Tamam. Soruda verilen bilgiler çerçevesinde şu eşitliği de elde ettik. Sıcaklıkları bulacağız ya. Önce P2'yi bulduk. T1 soruda verilmiş. Onu Kelvin'e çevirdik. 2 P1 T2 şimdi bulduk. Şurası zaten 100. Buradan T2'yi bulacağız. Tamam. 367.07 Kelvin. Eğer derece santigrat olarak yazacaksan bu. Tamam arkadaşlar. Bunu halletmiş olduk. Bu bilgiler çerçevesinde devam edelim. Buradaki P2 V2 eksi P1 V1 halletmiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle yukarıdan devam edeyim. Adım adım gidelim. Bak burada ne demişim ben? V2 ve V1'in sayısal değerleri belli değil. Tamam. Şu aşamaya geldik. P1 ile P2'yi hallettik. Sıcaklıkları hallettik. Ama V2 ve V1 hala belli değil. Ama biz ideal gaz bilgiler çerçevesinde ne biliyoruz? PV eşittir MRT. Yani buradaki PV yerine MRT karşılığını yazabiliriz. Veya P2 V2 eksi P1 V1 yerine MV T2 eksi T1 yazabiliriz. Yine bunu geçmişte konuştuk. Evet, şu kısmı da anladık. Umarım geçmişte de bunu konuşmuştuk. Notlarınızda var. Kütleyi 2.2 kilogram. R'si azot bu soruda 0.2968 kilojül kilogram Kelvin. Sıcaklığı şimdi hallettik. 93.92 eksi 25. Yani buraya Kelvin yazmışız fark için. Önemli değil. Burası 1 eksi 1.3. Sınır işini güzelce hallettik. Politrofik için bilgileri tekrar ettik. Arkadaşlar şu eşitliği kullanacağız. Ama bu eşitlikte halledemiyorsak bunun karşılığı da budur dedik. İçeride bilinmeyenleri hallettik. Bilinenler cinsinden sonuca ulaştık. Tamam. Eksi 150 kilojül çıkıyor. Bu eksi işaretini yine geçmişte konuşmuştuk. Eksi işareti sıkıştırmayı gösteriyor burada. Sınır işinin sıkıştırma cinsinden olduğunu eksi işareti gösteriyor. Ama bizim sınır işi giren için 150 kilojül. Giren sınır işi bu.
Buraya dikkat. Eksilik sadece sıkıştırmayı gösteriyor. V sınır girene bir 150 alacağız. Buna da dikkat edersiniz. Gelelim yukarıdaki temel eşitliğimize. Şu eşitliğe getirmiştik problemi. Şununla uğraştık şimdi ve 150 kilojül olarak bulduk. Bak burada arttı. Sonuç olarak bir daha söyleyeyim. Eksilik sadece sıkıştırmayı gösterdi orada. Eksi Q3C burasını zaten halledeceğiz. Kütle tamam. CV tamam. T2 eksi T1 tamam. Q'yu hallettik. Bu sıkıştırma işleminde çıkan ısı enerjisi 37.2 kilojül olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar birinci yasa bu. Yani hem Q'yu hem işi halletmek. Hem ısıyı hem işi halletmek. Bu çerçevede buradaki ısı miktarını da halletmiş olduk. Tabii ki iş miktarını da politrafik bilgiler altında hallettik. R ve CV değerleri tablo A2B'den azot veya nitrojen için alınmıştır demişim. Tablo bilgilerinden konuşmuştuk zaten. Başlangıçta ortalama sıcaklık belli olmadığı için 350 Kelvin sıcaklıkta CV 0.744 kilojül bölü kilogram Kelvin olarak alınmıştır. Ha. Ben CV'yi neden böyle aldığımı anlatmışım. Başlangıçta bak bu soruda da onu analiz edeceksiniz. Soru elinizde var. Başlangıçta ortalama sıcaklık belli değil. T ortalamayı 93.92 artı 25 bölü 2 olarak şimdi hesaplarsak 59.46 çıkıyor. Yani 332 Kelvin çıkıyor. Ama ben ortalama sıcaklık başlangıçta belli olmadığı için yani T2 sıcaklığı belli olmadığı için 350 Kelvin'de almışım değeri. 350-332 ideal gazlarda şu fazla fark etmiyor bu kadar aradaki fark. Başta alan 350 Kelvin uygundur. O zaman bundan sonra ne yapacaksın? T1 artı T2 bölü 2 belli değilse artık T1'e bağlı olarak bir ortalama sıcaklık değeri seçeceksin. 350 Kelvin, 340 seç. Ama tabloda 350 Kelvin olduğu için ben onu seçmişim. Yani tablonun karşısında bu değer var. Ama ideal gazlarda fazla fark etmediği için bak burada 332 çıkıyor ortalama. 350 iyi demişim ama sen bunu 500 seçtiysen olmaz. O zaman maalesef o zaman 332 için baştan yapacaksın. Evet, neden CV aldık sorusu var. Arkadaşlar hemen onu dersin başında 2-3 kere söyledim. Ama sorularınıza her zaman cevap veririz. Bana neden CV aldık diyor. Bak bulayım onu. Bak delta U'yu gördüğün an ya da U2 eksi U1'i gördüğün an aklına CV gelecek. Bunun başka şeyi yok aklında kalması için. Eğer burada entalpi farkıyla ilgili bir şey elde edersek o zaman aklına CP gelecek. Şimdi hani arkadaşımız diyor ki piston silindirde CP dedik ama orada ne dedik biz? Bak burada sıkıştırma işlemi. Onu anlatırken pistonun yukarı doğru hareket ettiğini, genişleme işlemi olduğunu o özel durumda karşımıza entalpi farkının çıktığını söyledik. Bak burası sıkıştırma. Bu sorular güzel. Sonuç olarak anlattıklarımızı da burada pekiştiriyoruz. Eğer genişleme işlemi olsaydı ve bir de bak bir şey daha var arkadaşlar. Arkadaşımızın sorusuna karşılık. Politropik işlem var burada. Yani biz piston silindir düzenini dersin başında anlattık ve oradan karşımıza CP çıktı ya. Orada hem genişleme var hem piston üzerinde bir şey yoksa dedik biz. Ama bir şey yoksa ne demek? Yani sabit basınçta çalışıyorsa. Ama bak bu soru politropik. Yani o özel bir durum. Politropik işlemde zaten biz hani o başlangıçta anlattığımızda bunu kıyaslayamayız. Ve zaten sınır işini burada hesaplıyoruz. Hani biz bu sınır işini karşıya atıp DU ile bunu birleştirip buradan entalpi elde edebilseydik buraya CP gelecekti. Ama bu sınır işini biz bu tarafa atamıyoruz. Bir kere bu politropik olarak hesaplanıyor. Bu soru için teşekkürler. Çünkü güzel bir soru. Bu sorular benim için önemli. Hem size konuyu güzelce anlatabilmem için hem kafanıza hiçbir soru işareti kalmaması için. Bu soruyu da not alıyorum. Tabii ki bir dahaki notlarda bu kısmı da ekleyeceğim. Sorularınız benim için önemli.
Evet, güzel soru çerçevesinde. Bakayım aklımda başka bir nokta yok. Bu soruyu da arkadaşlar güzelce hallettik. Diğer soruya şöyle bir bakalım. Evet, bu soruyu da yapıp yine bir ara vereceğiz. Aralar önemli arkadaşlar. Arada bir kafamızı dinleyelim. Şimdi soruyu yapalım. Yalıtımla bir tankta, yalıtımlı olacak, onu yanlış yazmışız. Yalıtımlı bir tankta, yani güzelce yalıtılmış şey anlayacağız burada. 20 derece santigrat sıcaklıkta bulunan 1 ton suyu soğutmak için tankın içine -5 derece sıcaklıkta 130 kilogram kütlesinde buz konuyor. Bak, elimizde bir tank var. Bu tank demek yani sabit hacim problemi demek. Biraz sonra konuşacağız. Güzelce yalıtılmış. Buradan ısı giriş çıkışına izin verilmiyor. Ama 20 derece sıcaklıkta bulunan 1 ton su var. Bunu soğutmak istiyoruz. İçine 130 kilogram -5 derecede buz atıyoruz. Bak, bu da güzel bir soru. Buzu atıyoruz. Tankın hani kapağını kapatıyoruz. Sabit hacmi veya kapalı sistemin tanımını değiştirmiyoruz. Bu kapsamda tanktaki son denge sıcaklığını derece santigrat olarak belirleyin. Bak, 20 derece -5 derece sonuçta bir sıcaklık denge durumuna gelecek belli bir zaman sonra. O denge durumunu soruyor. Buzun atmosfer basıncında erime sıcaklığı 0 derece. Bunu biliyoruz ama bilgi olarak vermişiz bak buraya. Bunu sen bileceksin termodinamik olarak. Buzun atmosfer basıncında erime sıcaklığı 0 derece. Atmosfer basıncında ve erime ısısı, bakın bunu geçmişte yine konuştuk ilk derslerde. Bunu erime ısısı 333,7 kilojoule kilogram değerindedir. Bu tablolarda var. Tamam. Güzel bir soru, önemli bir soru. Tank, kapalı sistem, sabit hacim problemi. Tamam. Suyun kütlesi 1 ton. 1 ton alacağız arkadaşlar. Tamam. T su 1, 20 derece santigrat. Tamam. M buz 130 kilogram. Buz içeriye atılıyor. T buz 1, -5 derece santigrat. Tamam, bu bak burada dursun. T erime var. 0 derece santigrat bir atmosfer için. -5'te katı olarak attık. Sıfıra kadar eriyecek bu. P erime entalpisi. Bakın, bu erime ısısını geçmişte erime entalpisi olarak yazabiliriz dedik. Geçmişteki bilgiler her zaman karşımıza çıkacak. O zaman erime entalpisi 333,7 kilojoule bölü kilogram. Bu bilgiler önemli. Buraya yazdık. Bu suyun içine buzu attık. Bu çerçevede problemi inceleyeceğiz. Problem bu şekilde, her zaman enerji dengesini yazacağız. E giren eksi E çıkan eşittir delta E, sistem jül olarak. Güzelce inceleyelim bakın arkadaşlar. İyice yalıtılmış dedik biz. Hani yalıtımlı bir tank dedik. E giren ve E çıkan kapsamında Q için bir şey yok. Burada iş giriş çıkışı da yok. Zaten kapalı sistemde kütle giriş çıkışı olmaz. İkisi de sıfır. Tamam. Olabilir. Ama bu işlemleri yapınca sistemin iç enerjisi değişiyor sonuçta. Bu enerji değişimi sıfır olacak ama o değişim nasıl olacak, ona bir bakalım. Bakın, bu eşitlik bizim için önemli. Altına yazdıklarımızdan sonra ortaya ne çıkarsa o. Ne demişim ben? Sınırdan Q ve V giriş çıkışı yok. Tamam. Delta U eşittir 0 jül çıktı. Sistem su ve buzdan oluşuyor. Tamam. Bakın arkadaşlar. Burası çok önemli. Delta büyük U 0 ama bu delta U tek başına değil. Hem buzdan hem sudan oluşuyor. Biz bu delta U'yu ikiye ayıracağız. Çok önemli bilgiler veriyorum şu anda. Delta U buz, delta U su, ikisinin toplamı sıfır. Zaten bu ikisinin toplamını sıfır eşitleyip denge sıcaklığını bulacağız zaten. Burası onun için önemli. Açalım şimdi konuyu. Delta U buzu ele alalım. Büyük U'yu. Arkadaşlar, bu katı malzeme için, bak katı malzeme bu. MC delta T olarak yazabiliriz demiştik. Buzun kütlesi M. Yani bu M buzun kütlesi. Buz için yazıyoruz. C 1 buza ait özgül ısı. Bu buz, bak ne olacak? Hal 1'ine -5 derece. Buzun bir sıcaklığından erime sıcaklığına kadar katı bu.
O zaman bu C1 katının C1'i. Bak şurası. Bu birinci kısım önemli. Sonra ne oluyor? Bak buraya grafiğini de çizmişiz. Önce şu halde. Katı böyle duyulur ısı çerçevesinde yol alıyor. Burası duyulur ısıydı. Sen buraya -5 de. -5'ten 0'a geliyor bak. Geçmişte bu grafiğiyle çalıştık. Her şey geçmişte var. Sonra erime başlıyor. Faz değişimi. Oraya onu buraya dahil edeceğiz. Faz değişimi başlıyorsa M çarpı H erime. Şuradaki enerji bu faz değişimi için entalpi kadar. H erime kadar. Eriyor. Ne oluyor? Katıydı. Katı durumunu böyle göz önüne aldın. Katı şu sıcaklıkla şu sıcaklık arasında buz için. Erime burası. Eridikten sonra ne oluyor? Buz iki sıcaklığına geliyor. Nereden? Erime sıcaklığından buz iki sıcaklığına geliyor. O da burası var. Sonuçta şu nokta yine T erime ama şurada T buz ikiye geliyor artık. Şu grafik ve şu eşitlik çok önemli arkadaşlar. Bak buraya M, C2 dedik. Artık burası sıvı. Şu T'ler, şu C'ler, şu M, H erime çok önemli. Bunu bu şekilde ele alalım. Buz için. Altta ne demişim? Buz katı ise C eşittir CP eşit CV dedik. Hani şuradaki C için. C1 farklı C2 dedik. Bak şurası için o. M eşittir M buz dedik. Kütle zaten buz kütlesi. Tamam. Buraya bir özet geçmişim ben. Sayısal değerlere gelince 0 derece santigrat için arkadaşlar tablodan bakacaksın ona. Katı için, buz için C1 2.11 kilojül kilogram kelvin. 300 kelvin için bak T buz 2 belli değil. C2 300 kelvin oda sıcaklığında alınmıştır. Bu bilgi de önemli. 300 kelvin için C2 4.18 kilojül kilogram kelvin. Hep bunlar mühendislik yaklaşımı. T buz 2 belli değil. Ne yapacağız? C2 için bir sıcaklık tayin edeceğiz. O da tekrar ben bir soruya bakayım. Şurası 20 derece. O zaman hani oda sıcaklığında çalışabiliriz. O zaman C2 4.18 alabilirsin. Çok güzel. Arkadaşlar bu soru önemli. Bunu her yerde göremezsiniz. Delta U buz için her zaman bu eşitliği yazacağız. Bu aklınızda bulunsun. Delta U suya gelelim. Bak bunu ikiye ayırmıştık. Burası da su. O zaman onu biz su sıkıştırımı sıvı yani su. Onun için sadece C diyebiliriz. M, C, delta, T. Bu su 1 ile buz 2 arasında. Bak şuradaki buz 2 ile bu aynı sıcaklıkta olacak. Bu denge sıcaklığı zaten. Ama suyun bir sıcaklığı T buz 2'ye gelecek. Buraları anlamamız önemli. Buradaki kütle tabii bu eşitlik için M su. Yukarıdaki bu M, M buz. Buradaki M su. C, bak 300 kelvin de aldık. Yani o 20 derece yaklaşık oda sıcaklığıdır dedik. Yaklaşık 27 derece arkadaşlar oda sıcaklığı demek. Biz her zaman oda sıcaklığını 300 derece veya 27 derece santigrat alacağız. 300 kelvin pardon burası 300 kelvin. Oda sıcaklığını 300 kelvin veya 27 derece santigrat alacağız. Bu soruda 20 hani yaklaşık 300 alınabilir. Bunlar hep mühendislik yaklaşımı sonucu çok etkilemiyor. Su için 4.18 bak şuradaki 4.18 de bu eşit. Sonuç olarak bu C2'nin bulunduğu yerde su için. Güzel. Buraya da yazmışım bak. T buz 2 karışımın son sıcaklığı, denge sıcaklığı. Dengeye ulaştığı sıcaklık. Problemi birlikte böyle konuşuyoruz. Elinizde yazılı olarak da var. Mutlaka üzerinden siz de geçeceksiniz. Yine buraya önemli bilgileri güzelce yazmışım. 20 derece santigrat sıcaklıktaki su sıkıştırılmış sıvı T buz 2 sıcaklığına soğuyacaktır. -5 derecedeki buz 0 derece sıcaklığına kadar ısı kaybedecek ve 0 derecede yani 1 atmosfer basınçta erimeye, faz değiştirmeye başlayacaktır. Ve erime bitince 0 dereceden T buz 2 sıcaklığına gelecektir. Bak orada anlattıklarımı da yine burada güzelce yazmışım. Arkadaşlar problem bitti. Sayısal değerleri yerleştireceğiz. Delta buz için buradaki yani sayısal değerlerin hepsini elde ettik. Sadece T buz 2 belli değil. Buradaki matematik işlemleri kontrol edersiniz.
Ben şu şekilde kırmızıyla gösterdiğim şekilde getirmişim. Yani matematik olarak sen istediğin gibi yap. Ben T buz 2 içeride kalacak şekilde buna getirmişim. Tamam, bu burada dursun. Delta O su için bak kütle hani bir tondu, tamam. Şu değeri bulduk. T buz 2'yi bilmiyoruz. Eksi 20. Bunu da bu şekilde getirmişim. Kırmızı ve mavi bizim için önemli. Ne demiştik biz? Sistem için çalışıyoruz ve şu delta U artı şu delta U'nun toplamı sıfır olacak. Veya bu eşittir. Bunun eksilisine eşit olacak sonuç olarak. Yani şu kırmızıyla bulduğun sonucu buraya yaz. Karşısına şu maviyle bulduğun sonucun eksi işaretlesini yaz. Buradan T buz 2 çöz demek istemişiz. Arkadaşlar sistemin ulaşacağı son sıcaklık 8.22 derece santigrat olacak. Evet, bir bardak suya buzu attın. Ne oldu? Sorusu gibi bir soru. Güzel bir soru. Sonuç olarak termodinamik olarak önemli işlemler yaptık. Burada da bir ispat yapmışız. Hani 300 Kelvin aldık ya biz. Sıfırla 8.22'ye ulaştık. 0 artı 8, 22 bölü 2, 4.11, 277 Kelvin. 20 artı 8.22 bölü 2, 287 Kelvin. Bundan arkadaşlar 300'e yakın. Yani 300 almakta hiçbir zarar yok. Sonucu çok etkilemiyor. Ama sen istersen tekrar şu sonuçlar çerçevesinde şu C'leri yeniden düzenleyebilirsin. Ama burası 8.22 yerine orada örneğin 8.25 çıkar veya 8.19 çıkar. Önemli değil. Evet, soruları güzelce anlatmaya çalışıyoruz. Yine bir kafamızı dinlendirelim. Yine 10 dakika diyelim. Arkadaşlar 15.53 itibar 15.53 göz önüne alarak 10 dakika sonra konuşalım.
Arkadaşlar bugün bir önemli noktaları anlattık. Bir iki önemli soru çözdük. Arada da kağıt testimizi yapalım ve yoklama almış olalım. Evet, herkes kağıt açabilir. Ben de hazırlıkları yapıp soruları size ulaştırayım. Evet arkadaşlar, oyun pini yükleniyor. Pardon bir dakika. Evet arkadaşlar, 86 kişi var sistemde. 73 kişi kağıta girdi. Birazcık daha bekleyelim. Efendim? Ben girecektim de başlatacaksın sandım. Yok yok, birazcık daha bekliyorum. Evet, başlatıyorum. Başladıktan sonra da giriş yapabilirsiniz. Evet, şimdi başlamadı. Nedenine bakalım.
Arkadaşlar, kağıttan kaynaklanan bir hata oldu sanırım. Yeniden başlıyoruz. Evet, şimdi başlatmayı bir deneyim. Hata olmazsa başlayalım. Evet, başlıyor şimdi. Arkadaşlar, evet, hem anlattıklarımızı bir tekrar ediyoruz, hem yoklama alıyoruz, hem de bir test yapıyoruz. Sizin durumunuzu da buradan görüyoruz. Tabii yanlış işaretlemelerden dolayı hatalı cevap vermiş olabilirsiniz ama sonuç olarak mavi doğru, gazlar için CV ile CP'yi karşılaştırdığımızda biz ne dedik? CP büyüktür CV, hatta CP eşittir CV artı R demiştik. 41 öğrencimiz buna doğru cevap verdi. Diğer şıklar yanlış. CV işte CP olabilir özel bir durum. Onun dışında zaten diğer iki şık olamaz. Evet, burada birinci olanı gördük. Diğer soruya geçelim. Evet, 44 arkadaşa teşekkürler. Arkadaşlar, entalpi gördüğün an aklına CP gelecek dedik. Entalpi gördüğün an CP, iç enerji gördüğün an CV aklına gelecek. Burada da entalpi değişimini biz delta H'yi CP çarpı delta T olarak yazabiliriz demiştik. Yeşil kısım doğru olacak. Diğerleri kesinlikle yanlış. Diğer sorumuz. Evet, 69 kişiye teşekkürler. Sonuç olarak şimdi konuştuk. İç enerjiyi, U'yu gördüğün an aklına CV gelecek. Entalpi gördüğün an CP gelecek. 69 kişi dikkatli cevap verdi. Bu iki kişi sanırım yanlış tuşa bastı. Sonuç olarak biraz önce CP'yi konuştuk zaten. Evet, diğer soru.
Evet, gazlarda Cp eksi Cv eşittir R'dir arkadaşlar. Veya Cp eşittir Cv artı R dedik zaten. Bunu hemen geçmiş, şimdi konuştuk. Yine de bu yanlış yapanların niye yaptığını anlamadım. Biraz önce konuştuk zaten. Cp eksi Cv R'ye eşit gazlarda. Bunu zaten dersin başında da ispat ettik. Evet, yeni soru. Altmış arkadaşımıza teşekkürler. K her zaman CP bölü CV'dir arkadaşlar. Yani şurada tersini yazmışız. Bu değil. CP bölü CV'ye kısaca biz K diyoruz. Termodinamikte bu K'nın önemi hakkında konuşmadık da sonra karşımıza çıkacak. Bunun dışında hani K 1.4 olabilir. Bu özel bir durum. Havada 1.4 oluyor ama K'nın burada matematik karşılığı CP bölü CV'dir. Diğerleri yanlış oluyor. Kırk bir arkadaşa teşekkürler. Arkadaşlar CP eşittir CV katılarda oluyor. Sıkıştırılmış sıvılarda oluyor. Bunun dışında ki şıklarda örneğin su buharında kesinlikle olmaz. Gazlarda CP eşittir CV olmaz. Katılarda ve sıvılarda oluyor. Sonra bakalım iki kişi her zaman demiş. Bu iki kişi isterse kaydını sildirebilir. Sonuç olarak CP eşittir CV dediğimiz an onu açıkça bu derste de söylemiştik. Bu iki kişi için şaka yaptım tabii ki. Dikkatli olacağız. CP eşittir CV her zaman katılarda veya sıvılarda eşit olabiliyor. Evet, 9 oyuncu 4 cevaplı seriye ulaşmış. Altta bilgiler de veriyor. Son sorumuz. Arkadaşlar 71 arkadaş sınava girecek 6 Eylül'de. Diğerleri sınavı kaçırmış olacak. 6 Eylül'de biz vize sınavı dediğimiz yıl içi sınavımızı yapacağız. Yani pazartesiye denk geliyor, bir bakayım takvime. 6 Eylül pazartesi. Ayrıntılı bilgiyi Ege derste vereceğim. Yani sınav saati hakkında bilgi verdim de daha ayrıntılı bilgi vereceğim. 6 Eylül'den önce o bilgiyi vereceğim. Sınavı Ege ders üzerinden sınavı yapacağız. Tam saatinde başlayacaksınız. Saati bitince de sisteme yükleyeceksiniz. O bilgileri yazarım. Ama sınavın içeriğini bu dersin sonunda konuşuruz. Hocam merhaba. Efendim. Şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Daha doğrusu bir şey rica edeceğim. Sınav bilgilerini olabildiğince erken verebilir misiniz? Biz kendimizi ona göre ayarlamamız için olur. Bizim için çok avantajlı olur. Tamam, ben bugün çarşamba, yarın bir proje işim var. Cuma günü hazırlarım. Tamam hocam, teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şey değil. Arkadaşlar birinci olan arkadaş burada, ikinci olan ve üçüncü olan arkadaş burada. Bu çerçevede kağıtı da halletmiş olduk. Bu kağıt dursun. Şimdi dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu dün bir şey yayınlandı da
Sınavlar 45 dakikadan uzun olmayacak dedi okullar açılınca. Evet, o şey Bu doğru mu? yüz yüze Yüzeyken, eğitimde. evet. Yüz yüze eğitimde o doğru. Nasıl Yani olacak o şey zaman hocam? Part part mı gireceğiz hocam ya onu sınavlara? biz Hiç part. modelleyeceğiz arkadaşlar. Yüz yüze eğitimde termodinamik veya herhangi bir ders için mesela 3 soru soruyorsak her soru 45 dakika olacak. Ara vereceğiz, toplayacağız ya da başka bir çözüm bulacağız. Yani biz onu aramızda konuşacağız. Yani hocalar 3 tane termodinamik hocası konuşacak. Bütün kararları size ileteceğiz. Üniversitenin aldığı karara uyarak bir sınav yapacağız yüz yüze eğitimde. O kararlar yeni açıklandı. Biz de ona göre bir strateji oluşturacağız. Onun için şu anda konuşmak erken. Ege Üniversitesi'nden ders alan arkadaşlar için Ege Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararlara biz hocalar uyacağız. Ama dediğimiz gibi daha hocalar toplanıp o konuda bölüm başkanlığında bir görüşme yapmadık. Onun hepsini kısa zamanda modelleriz. Tabii ki resmi olarak bölüm başkanlığı size gerekli duyuruları yapar. Biz de kendi dersimizle ilgili duyuruları yapacağız. Arkadaşlar en son bu tank sorusunu çözdük. Bu önemliydi. Burada bu noktadan itibaren bir bakayım ders notlarıma. Evet. Başka sorular çözeceğiz şimdi. Ben o soruları ayarlayayım size bir dakika. Arkadaşlar sınavı konuşacaktık. Şimdi vize sınavına yönelik. Şimdi size geçmişteki vize sınavlarında sorduğum soruları ele alacağız. Şimdi o soruları ayarlıyorum. Bu çerçevede sınavımız klasik olacak. Sanırım 3 saat olacak. Ve soruları bulayım. Geçmişte sorduğum şu örnekler çerçevesinde olabilir. Sınav hakkında şu bilgiyi vereyim. Bugüne kadar işlediğimiz her konu olacak. Yani sınır işi bizim için önemli. Piston silindir düzeneği veya kapalı kap düzeneği benim için önemli, bizim için önemli. Sabit hacim, sabit basınç problemleri, yaylı problemler. Bunun yanında CV ve CP'nin kullanımı. Bütün bunlar önemli. Onların karışımında vize sorularını hazırlamadım da bir sınav yapacağız. Evet, size hazırladığım bugünkü vize sınavına hazırlık sorularını buldum. Onlar arkadaşlar Ege derste var, bu sorular var. Çözümleri yok, sorular var. Yani soruları çıktı aldıysanız oradan da izleyebilirsiniz. Sorular biraz kapsamlı olacak. Bu çerçevede yani vizede neyle karşılaşacağınız aşağı yukarı belli olacak. Hocam peki bu çözümleri sisteme koyacak mısınız? Valla çok istek olursa koyuyorum. Önce Hocam. anlatayım diye siz de dinleyin diye sisteme koymadım. Ama ben bu soruları dinledim ama sistemde de görmek istiyorum diyen olursa koyarız. Hocam Hocam. kesin istiyoruz çünkü ben bir Ama yandan sürekli fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Hani okulda yok yok hiç kovulmasın fotoğraf diye. çekme. O zaman sisteme koyalım. Önce dinleyelim sonra ben koyarım. Bu ders bittikten sonra sistemde yerini alır bu sorular. Evet hocam çok iyi olur bizim için çalışmamız için de çok faydası oluyor. Teşekkür ederiz. Tamamdır arkadaşlar siz söylediğiniz konular çerçevesinde, istekleriniz çerçevesinde gerekeni yaparız. Güzelce vizeye çalışın lütfen. Evet, önce şu soruyu göz önüne alalım. Soru biraz uzun adım adım okuyalım. 2 kilogram su doğrusal bir yay içeren kütlesi önemsiz piston silindir düzeni içine konulmuştur. Bakın hani kütlesi önemsiz piston silindir düzeni dediği an hem soruyu okuyayım hem bilgi vereyim. Bu pistonun oluşturduğu basıncı dikkate almayacağız. Geçmişte bazı sorularda aldık. Bir tane chat sorusu var, hemen onu cevaplandırayım, dönüyorum. Evet.
Ve doğrusal yay, her zaman doğrusal yayla çalışıyoruz. Tamam. Şekil ile verildiği gibi yayın bulunduğu bölgede basınç atmosfer basıncına eşit. Tamam. Şu anda hani yayın herhangi bir kuvvet uyguladığını vermemiş ve sadece atmosfer basıncı şu anda var. Başlangıçta yayın kuvveti sıfır. Evet, onu söylemiş zaten. Bu çerçevede başlangıçta sadece P0 atmosfer basıncını alacağız. Buna biz P1 de diyebiliriz hal 1 için. Eğer piston 3 durdurucuya çarparsa, bak. Şimdi bu piston demek ki yukarı doğru hareket edecek ve hareket edip şurada durabilir, bak. Hani pistona ulaşmadan durabilir. Ama bu soruda diyor ki sen öyle bir analiz edeceksin ki bu soruyu. Eğer bu piston buraya çarparsa, değerse hacim 0.80 222 metreküp oluyor. Bak, virgülden sonrası da önemli çünkü oraya çarpacak çözümde. Hani bu değerden yararlanarak tablodan okuma değerine ulaşacağız. Çarparsa sıcaklıkta 600 derece oluyormuş. Piston yukarı doğru çıkıyor. Tabii yay bu arada onu sıkıştırıyor veya bu piston yayı sıkıştırıyor. Ve piston bu durduruculara çarpıyor. Çarptığı anki durum bu. Hacim bu oluyor, sıcaklık bu oluyor. Bunu bir kenara not edeceğiz. Sisteme basınç 1.2 megapascal değerine ulaşıncaya kadar ısı girişi oluyormuş. Bak, sonuçta hani bunun yukarı çıkması için ısı girişi şart zaten. Ve arkadaşlar, burada yay olduğu için hani biraz önce konuştuk, CP, CV'den konuştuğumuzda burada üzerinde yay olduğu için P2-P1'de CP'ye ulaşıyorduk. O kısmı kullanamayabiliriz. Neyse, sorunun çözümüne bakacağız. Bu ısı transferi çerçevesinde basınç 1.2 megapascal oluyor. Tamam. İşleme ait P ve diyagramını çiz. Tamam. Sonrası önemli değil. Adım adım yapacağız. Arkadaşlar, soru elinizde var. Şekil aklımızda. Bu çerçevede hal 1 ile başlayalım. Yavaş yavaş adım adım çözeceğiz. Arkadaşlar, P1 100 kilopascal. V1 hacmi 0.2 metreküp. Şurada var. Tamam. Kütle 2 kilogram. Tamam. Şuradan alıyoruz soruda. Ve su. Başlangıç bilgilerimiz bunlar. Diğer bilgileri biraz sonra değerlendireceğiz. Hal 1 için bunlar. Ama arkadaşlar, geçmişte çok konuştuk. Tablolardan veri okuyabilmek için T1'in yanına bir adet daha bağımsız bir özellik tanımlanması gerekiyor. Yani bir adet daha birbirinden bağımsız olacak bunlar ve bir adet daha özellik lazım. Şu kısmı çok konuştuk. Bu özellik özgül hacim olabilir. Neden? V1 verilmiş, büyük V1 ve kütle verilmiş. Şuraya da yine bir hatırlatma notu yazmışım kendim için, size anlatacağım. Bugüne kadar arkadaşlar tablo değerlerini ya da tablo okumaya çalıştık. Tabloda bak, sıcaklık, basınç, özgül hacim, özgül iç enerji, özgül entalpi, özgül entropi var. Bunların hepsi birbirinden bağımsız olabilecek özellikler, termodinamik özellikler. Ama bazen T, P'ye bağlı olabiliyor. Ama TV, TU, TH, TS veya P cinsinden PV, PU, PH, PS aldığında bunlar birbirinden bağımsız oluyor. Sadece sıcaklıkla basınç bazen birbirine bağımlı oluyor ıslak bar bölgesinde. Yani şu 2, 4, 6 özellikten ikisi birbirinden bağımsız olacak şekilde elimizde varsa tablo değerlerine ulaşabiliyoruz. Burada da özgül hacime ulaşabildik. O zaman basınçla özgül hacim bize yeter. Büyük V1 bölüm M 0.1 metreküp bölü kilogram olarak karşımıza çıkıyor. O zaman basınç 100 kilopascal. 100 kilopascal için tablo A5'ten VF ve VG değerlerini okuyabiliyoruz. Neden bunları okuduk? İşte bu değerle karşılaştıracağız artık. Hangi bölgedeyiz? Bizim için her zaman önemli olan başlangıç bilgisi. Bu 0.00 ile gidiyor. Bu 1.69. Bizimki 0.1. Yani arada kalıyor. VF ile VG arasında V1 kaldığı için birinci el ıslak buhar bölgesi. Bu çok önemli. Hangi bölgede çalışacağımızı tayin ettik. P1 100 kilopascal için ıslak buhar bölgesinde çalışıyorsak sıcaklık doyma sıcaklığına eşit. Bunun adı da zaten o zaman doyma basıncı oluyor. Hemen tablodan A5'ten 100 kilopascal'ın karşısında 99.16 derece santigrat var. Onu da buraya yazalım.
TB sıcaklığı lazım olduğunda kullanırız. Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak ikinci önemli nokta kuruluk derecesinin tayini. Bu bize verilmemiş ama iç enerji bize hesabı gerekecek. Orada kuruluk derecesi lazım ama bizde hacim bilgileri belli olduğu için oradan X1'i bulup U'ya geçebiliriz. V1'i yukarıda hesapladık. 0,1. VF tablodan okundu. VFG ikisinin farkı, VG ile VF'nin farkı tamam. Sadece X1 bilinmeyeni buradan çekeceğiz. X1 kuruluk derecesi, buharın kalitesi, boyutsuz bir sayı 0.0584. %5.84'lük bir kalite var. Soruyu çözerken iç enerji bilgisi lazım olacak. O zaman arkadaşlar UF ile UFG'yi yine tablodan okuyabiliyorsun. Elimizde basınç değeri var. Bu iki değerin arasında çalışıyoruz biz. Ne kadar arasında? X1 kadar arasında. O zaman U1 eşittir UF1 artı X1 UFG1 yazdığımız an bulunduğumuz noktanın iç enerjisi bize çıkıyor. 429.60 kilojoule kilogram olarak. Tamam. Hal 1 için çalıştık. Hal 1 için 100 kilopaskal ve özgül hacim değeri belli. Bu çerçevede tablodan okuyabileceğimiz her değeri aldık. Bu soruda bize iç enerji de lazım. Gerek entalpi lazım olursa onu da okuyabilirdik. Onu da X1 yardımıyla belirleyebilirdik. Şimdi hal 1 tamam. Bu sorunun özelinde bir üst durdurucu durumu var. Onu bir analiz edelim. Üst durdurucuya ilişkin durumun incelenmesi, üst durdurucuya kadar olan hacim. Bak, şekil şurada da vardı. Şuradan bakalım. Arkadaşlar şu, yani yayın sıfır, etkisinin sıfır olduğu durumda P1 ve V1'den hal 1'i hallettik. Ama artık buradan ısı verdiğin an bu hareket edecek. Üst durdurucuya kadar ulaşabilecek veya ulaşamayacak, onun birisini analiz ediyoruz. Ama üst durdurucuya ulaşırsa o durumda ne olur? Onlara bakalım. Q verilmiş. Q-Ü harfi üst durdurucuyu göstersin. V-Ü 0.80-222 metreküp verilmiş. Bu ama hacim. Bize özgül hacim lazım problemleri çözerken. 0.80-222 ikiye böleceğiz. Kütle belli. Bunu özellikle ben bu sayısal değerde aldım. Sonuçta özgül hacmi 0.40-111 metreküp bölü kilogram bulduk. Bunun karşılığı tabloda var. Tamam. Üst durdurucuya ulaştığımızda sistemin özgül hacmi bu oluyor. Arkadaşlar üst durdurucunun sıcaklığı verilmiş bize. Tamam. Sıcaklığın yanında biz özgül hacmi de belirledik. Tamam. Güzel. 600 derece santigrat için tablo A4'e bakıldığında şimdi elimizde sıcaklık var. Basınç varsa tablo A5'e bakacaktık. Sıcaklık var. Tablo A4'e bakıldığında 600 dereceyle bu özgül hacmi karşılaştıracağız. Bakın kritik sıcaklığım 373.95 derece ve kritik özgül hacmin 0.003106 metreküp bölü kilogram olduğu görülmektedir. Tablo A4'ü açtığında arkadaşlar açtığınızda en son değerler bunlar. En son değerler kritik noktanın değerleri. Oradan bu değerleri okursun. Bizde 600 verilmiş. Bu 0.4, bu 0.031. Yani üst noktaya ulaştığımızda onun sıcaklığı kritik sıcaklıktan büyük, özgül hacmi kritik özgül hacimden büyük. O zaman biz kızgın buhar bölgesindeyiz. Yani üst durdurucuya ulaştığımızda hangi bölgedeyiz de halletmiş olduk. Onu grafikle de burada göstermeye çalışmışım. Şu kritik noktanın bak sıcaklığı, basıncı belli, özgül hacmi belli. Bizim problemin üst noktasının özgül hacmi 0.40 bundan bayağı ileride. Şurası 370.95 derece santigrat. Bizim sıcaklık buraya yazmamış 600'dü. 600 derece santigrat. Ondan bayağı üzerinde. Yani şurada bir yerdeyiz biz. Kızgın buhara düşüyoruz. Tamam bu kadar olsun. Şimdi devam edelim. Evet, şeklimizi hatırlatmak için tekrar burada. 600 derece santigrat, 0.40-111 metreküp bölü kilogram. Bunlar belli ve kızgın buhar tablosunda yani tablo A6'da
600 derece santigrat ve 0,40 111 metreküp bölü kilogram değerleri P eşittir 1 megapaskal ile kesişmektedir. Bak burada tabloda ara demişim. Arkadaşlar kızgın buharda olduğumuzu bulduk. 600'ü tabloda arayacaksın ve her 600'ün karşısında 0,40 111 arayacaksın. Bu özel bir sayı, yani interpolasyona gerek duymayasınız diye ben bu değere getirdim. 0,40 111'in bulacaksın, hangi 600'ün karşısındaysa onu bulacaksın ve onun üstüne baktığında basınç değerini bulacaksın. Yani tablo 6'yı çalışacaksın. Kızgın buhar tablosunu aç. 600'ün karşısında 0,40 111'i ara. 0,40 111'e ulaştığın an üzerinde zaten basınç değeri verilmiştir. O da 1 megapascal çıkıyormuş. Çıkıyor diye tablodan okuyoruz. O zaman üst noktaya ulaştığımızda basınç bu. Bak bunlar çok önemli. Yani piston durduruculara çarptığında basınç 1 megapascal oluyor. Oo tamam. Arkadaşlar şurayı okuyalım şimdi. Sistem 1 halinden 3 durdurucu haline kadar doğrusal yayın oluşturduğu P eşittir AV artı B eşitliği boyunca yol almakta. Buna biraz sonra yine değineceğiz. Ve son basınç 1.2 megapascal oluyor. Soru da bunu vermiş. Biz üst noktaya ulaştığımızda 1 megapascal değerini bulduk. 1 megapascal değerinden büyük olduğu için yoluna sabit hacim işlemi olarak devam ediyor. Bak, hal 1 bu. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Buraya çarpıyor. Çarptığı an 1 megapascal oluyor. Bize soruda diyor ki bu sistem 1.2 megapascal kadar gidiyor. O zaman basınç 1 megapascal olarak buraya ilerliyor, buraya çarpıyor, burada duruyor. Bu değişken basınç şuraya çarptığı an sabit hacim problemine dönüşüyor. Buradan yukarı gidemeyeceğine göre bu sefer içerideki basınç artıyor ve 1.2'ye ulaşıyor. Ve 100 kilopaskaldan başlayıp 1 megapaskala kadar gidiyoruz biz değişken basınç ile. Burada yay olduğu için hani sabit basınçta gidemiyoruz. Yay olmasa bu sabit basınç problemi olarak buraya gider. Sonra sabit hacim problemine döner. Ama burada basınç da değişken. 100'den 1'e, 100 kilopaskaldan 1 megapaskala değişiyor ve buraya çarpıyor. Burada problemin cinsi değişiyor. Sabit hacim problemine dönüşüyor ve 1 megapaskaldan da basınç 1.2'ye geliyor. Bakın güzelce analiz ettik. Sayısal değerleri de tabloları da hallettik. Adım adım ilerleyelim. Arkadaşlar üst noktayı hallettik ama o üst nokta ara bir bilgi. Biz hal 2'ye ulaştığımızda basınç 1.2 megapascal oluyor demiştik. Hal 2'ye ulaştığımızda tamam. Hal 2'ye ulaştığımızda V2 özgül hacim ve 3 nokta eşit olmak zorunda. Çünkü bak buraya yazmışız sabit hacime geçtik zaten. Yani 0,40-111 metreküp bölü kilogram bizim V2, hal 2 için özgül hacim değeri sabit hacimde çalıştığımız için. Burası kızgın buhar bölgesi sonuçta. Arkadaşlar 1 megapaskalı zaten kızgın buhar olarak bulmuştuk. Artık hani ondan geriye dönüşüyorum. Zaten kızgın buhar bölgesindeyiz. İstersen hani bu 1.2 megapaskalın karşısındaki özgül hacimleri bulup şununla kıyaslarsan kızgın buhar bölgesinde olduğunu zaten bulursun. Gerek de yok. Zaten önceden 1 megapaskalda kızgın buhara ulaşıyoruz. Arkadaşlar bize T2 sıcaklığı lazım olacak ama burada maalesef interpolasyon karşımıza çıkıyor. Şimdi tablo 6'yı açacaksın. Orada bu özgül hacimleri 1.2 megapascal için arayacaksın. Yani 0.40'ı o zaman direkt bulamıyoruz artık. 700'de 0.37 bulmuşuz. 800'de 0.411.84 bulmuşuz. Bu değer bunların arasında kalıyorsa demek ki sıcaklık bizim bu arada. Buradan artık interpolasyon yapacağım. Orada bu işlemi yapmışım. Siz bunu yazılı olarak incelersiniz. T2 772.4 bak sıcaklık da arttı. Evet adım adım güzel güzel gidelim. Şimdi 1 megapascal 600 derece bu üst noktaya ulaştığımız an. Bunun için biz bu iç enerji değerini 3297.5 kilojoule kilogram olarak buluruz. Değişken basınçta son basınç 1 megapaskal demiş. Yani yaydan dolayı içeride basınç değişiyor ve 1 megapaskala son basınç olarak ulaşıyoruz. Ondan sonra sabit hacimde son basınç 1.2 megapaskal oluyor. Burası da farklı bir probleme dönüşüyor.
1.2 megapascal ve 772.4 derece santigrat için. Bunlar birbirinden bağımsız çünkü kızgın buhar bölgesindeyiz. O zaman U2'yi bulacağız. U üstü halletmiştik. U2'yi de enterpolasyonla bulmuşuz. Tamam. Siz buraya çalışırsınız. U2'de 3611.19 kilojül bölü kilogram. Arkadaşlar, öncelikle hani bu saf madde çerçevesinde tablodan değerleri okumak halledilecek. Onları güzelce hallettik. Bu sayısal değerlerin hepsi bize lazım olacak. Problemi de güzelce analiz ettik. Bundan sonra şuraya geçeyim ben, birinci yasaya geçeyim. Enerji dengesi eşitliği birinci yasa analizine geçeceğiz. EG'den eksiye çıkan delta sistem her zaman önemli. Bu jül ve kilojül biriminde buraya yazılabilir. Bakın burada V yay var. Sonuçta sistemde çıkan bu. Sonuçta sistem genişliyor ve V yay çıkan işiyle karşılaşıyoruz. Bunu da sağlayan Q giren ısısı. Bu yay işini halletmemiz lazım. P çarpı dv integrali sonuçta. Yani yay işi piston silindir düzeninde sınır işi sonuç olarak ama sınır işinde P sabit değil. Arkadaşlar biz ona geçmiştekine çalıştık. P çarpı dv için yaylı sistemlerde şunu yazabileceğimizi geçmişte güzelce çalıştık. Şu kısmı geçmişteki bilgi notlarında var. P1, P üst, V üst ve V1 bilgilerin içerisinde yani yamuğun alanı demiştik. Geçmişte çalıştık. Bu integralin karşılığı böyle bir yamuk alanı. V yay sayısal bilgiler belli artık. Arkadaşlar birimleri kilo cinsinden yazacağız. Kilo pascal olarak bunları yazdık. Hacimleri metreküp cinsinden yazdık. Tamam. V yay 331.22 kilojül. Kilojül biriminde çalışıyoruz. Ona da dikkat edeceğiz. Birinci yasa analizinde şurada yay işi çıkışı vardı. Onun sayısal değerini de hallettik. Zaten bütün bu işleri sağlayan Q giren olmazsa olmaz. Bunu halledeceğiz. Bu çerçevede şu altta kalanları halledelim. Q giren eksi V yay eşittir M U2 eksi U1. Bak bu genel gösterim. U2 eksi U1'i buraya yazdık. CP'ye buradan gitmeyeceğiz. Hani U'yu gördüğünde CV'ye gideceksin de. Hani yayı zaten buraya atsan yine arkadaşlar entalpi CP'ye gidemeyeceksin. Çünkü bu yay işi doğrusal gitmedi orada. Pardon sabit basınçta gitmedi. Neyse. Suyla çalıştığımız için U'ların değerleri tabloda var. Onun için hiç buradan hani CP ve CV'ye gitmeyeceğiz. Önce ne demiştik? Tablo varsa tablo. Bir daha bir şey söyleyeyim. Yani burada iç enerji değişimini elde ettik. Şuradaki V sınır işi sabit basınçta olsaydı buraya atabilirdik. O zaman entalpi farkı buraya gelebilirdi. Ama bu yay doğrusal olarak değişiyor ama 100 kilopaskaldan 1 megapaskala değişiyor. Sabit değil. Ama bu soruda zaten suyla çalışıyoruz. U2 ile U1'i zaten tablolardan bulduk. Tamam. Yayı yerleştirdik. Kütleyi yerleştirdik. U2, U1'i yerleştirdik. Q giren her şeyi sağlayan bu. 6694.40 kilojülük ısı girişi olduktan sonra bu işlemlerle karşılaştık. Arkadaşlar burada hesaplamamışımdır sanırım. Bu bilgilerden sonra bu sistemin verimi de hesaplanabilir artık. Yani biz şu kadar iş elde ettik ama şu kadar ısı girişi oldu. Gördüğün gibi verim de düşük çıkacak. O verim işleri sonraya. Yapılan iş yay işidir. Sabit hacimde iş değeri sıfır olduğundan, zaten onu biliyorsunuz, sıfır olduğundan dolayı yapılan toplam iş değeri 331.22 kilojül olarak hesaplanmıştır. Sistemi bir halinden iki haline getirmek için toplam 6694.40 kilojül değerinde sistem ısı transfer edilmiştir. Güzel. Bunun PV diyagramını da çizmeye çalışmışım. Burada P kilopascal ve metrekare bölü kilogram olarak şöyle güzelce göstermeye çalışayım. Arkadaşlar bir noktası burası. Bakın soruda var bu bir noktasının tam yerini belirle diye. Kritik noktanın özgül hacmi bu. 0,0,31 bu 0,1. Yani bundan sağ tarafta kalıyor. Zaten hani buradan şurada kalsa buradan kızgın buhara ulaşmak daha zor.
Buradan daha kolay. Neyse, burada kaldığını ispatladı. Bir noktası burası, 100 kilopaskalda. Buradan hani TV eğrilerini çizip çizmemişim, onu biraz sonra göstereceğim. Bir noktası burası, tamam. Böyle ilerliyoruz yay çerçevesinde. Bak, yayla ilerlediğimiz için hani doğrusal bir basınç değişimi var. Doğrusal değişim var da sabit değil. Basınç sabit değil, tamam. Üç durdurucu noktası burası. Bak, 1 megapaskal diye ya da 1000 kilopaskal diye onu çalıştık. Ondan sonra sabit hacimde gittik 2'ye. Onu da 1200 kilopaskal. Güzelce PV'yi çizdik bak. Şu noktayla şu noktanın hacimleri zaten eşit. 0,40 11 metreküplü kilogram. Buraya sıcaklık eğrilerini çizmemişim. Biraz PV karışır diye onu aşağı çizmişiz. Sıcaklık eğrilerini de alırsam, bir burası tabak. Bak, kritik noktanın sıcaklık eğrisi bu. Bizim üst nokta bu elin üstünde kalıyordu, 600 derece zaten. Onu da şu şekilde çizebilirsin. T2 zaten bunların üstünde 772. Onu da şu şekilde çizebilirsin. Hani kritik noktanın üstünde bak bu sıcaklıklar. Şuraları kızgın buhar bölgesinde zaten. Bir noktası ıslak buhar bölgesinde. Şu soruyu da sormuştum soruda. V kritik küçük V1 olduğu için bir noktası kritik noktanın sağında yer almaktadır diye yazmışız. Zaten o burada rahatlıkla görülüyor. Arkadaşlar, bu geçmişte yaz okulunda sorduğum bir soru. Bunu güzelce sizle analiz etmiş olduk. Başka ne sormuşum? Onu da analiz edelim. Hacmi 0,5 metreküp olan kapalı bir kapta başlangıçta kuruluk derecesi %38.98871 olan. Ben hani böyle virgülden sonra çok yazmışsam mutlaka bir anlamı vardır. Size tablo okumada kolaylık sağlasın diye bunlar. Çünkü soruları ben hazırlıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerden alsam da değiştiriyor. Ve değiştirdiğim soruyu iki kere çözüp sonuçları analiz etmeden size sormuyorum. Olan 160 kilopaskal basınçta V134 daha soğutucu akışkanı var. Bak, burada soğutucu akışkanla çalışıyoruz. Kaptaki basınç 700 kilopaskal olana kadar kaba ısı transferi girişi oluyor. Kütlesini bulacağız, son sıcaklığı bulacağız. Kaba yapılan ısı transferi, zaten artık işimiz bu ısı transferi ve iç değerlerini bulmak. Onları da bulacağız. Tamam. Bak, V1 hacmi 0,5 metreküp. X1'i şu virgülden sonrası da önemli olmak üzere şu şekilde vermiş. Kuruluk derecesi. P1 160 ve R34A ile çalışıyoruz. X1 verildiği için bir hali ıslak buhar bölgesindedir. Tabii ki. Sonuçta kuruluk derecesi sadece ıslak buhar bölgesinde geçerli. O da verildiği için hangi bölgedeyiz için cevabı kolay. 160 kilopaskal için VF1, VG1'i okuruz. Tablo A12'den soğutucu akışkan için. Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için basınç doyma basıncı, sıcaklık doyma sıcaklığı, onu da tablodan okursun. -15.60 derece santigrat. Bu bilgiler dursun. Özgül hacmi belirleriz. VF1 belli, X1 belli, VF1 belli. Şu ikisinin farkı belli. V1 0.048597 metreküp bölü kilogram. Arkadaşlar, hesapları güzel yapalım. Yani dediğimiz gibi birim kütlede çalıştığımızdan dolayı virgülden sonraları önemli. Soruyu çözerken yine iç enerji bize lazım olacak. UF1 ve UFG1'i bu basınç değeri için okuyabiliriz. X1 elimizde var. Sonuçta o da 105.27 kilocu bölü kilogram çıkıyor. Tamam. Saf madde çerçevesinde tablo okumaları hallettik. Yani hal 1 için hallettik. Hal 2 için de halledeceğiz. Arkadaşlar, kapalı kap problemi olduğunu görmüşsünüzdür. P2 700 kilopaskala ulaşıyor ama V2 eşittir V1 kapalı kap probleminde 0.048597 metreküp kilogram. 700 kilopaskal için VG2 0.029361'miş. Tablo A12 soğutucu akışkan için. Ben direkt bunu alıp V2 ile karşılaştırmışım. Çünkü artık ıslak buhar bölgesindeyiz. Ya bu ıslak buhar bölgesinde kalacak yeniden veya kızgın buhar bölgesine doğru yol alacak. V2 büyük, VG2 olduğu için iki hali kızgın buhar bölgesi. Tamam.
700 kilopascal, kızgın buharda çalıştığımız için onun tablosu mega cinsinden 0.7 megapascal ve şu özgül hacim değeri için ilgili tablodan pardon. Evet. İlgili tablodan arkadaşlar sıcaklık 160 derece ve iç enerji 367.29 kilojoule bölü kilogram olarak çıkıyor. Ben bir su içeyim, devam edelim. Evet, tablo A13'ü kullanacağız. Çünkü bu soğutucu akışkan için kızgın buhar tablosu o. Arkadaşlar kütle de lazım olacak. O iş kolay. V1 ile küçük V1 belli. 0.5 ile buna oranlarsak 10.29 kilogramlık bir soğutucu akışkan varmış. Arada kütleyi de halletmiş olduk. Hal 2 için tablo değerleri tamam. Birinci yasa analizimiz önemli. Kapalı kap, E giren olarak sadece Q giren var. Başka bir şey olsa dahil edeceğiz. Kapta herhangi bir çıkışla ilgili bilgi verilmemiş. Demek ki iyi yalıtılmış. Bilgi verilmemişse arkadaşlar burası sıfır. Kapalı kaptaki sistemdeki enerji değişimi sadece delta U'ya eşit. Kinetik ve potansiyel enerji var. O zaman Q giren gördüğünüz gibi M çarpı delta U'ya eşit. Bu genel yazılım. U'dan biz, bak U'yu gördü de CV'ye gideceksin ama gerek yok. Soğutucu akışkanın tablosu var elimizde. Kütle burada lazım da bizi hallettik. U2, U1'i hallettik. Q giren 2696.19 kilojoule. Bu soru arkadaşlar hani kapalı kap sorusu soracağız. Onunla ilgili bir soru. Fazla zor bir soru değil. Bu çerçevede şöyle bir bakayım önemli bir nokta var mı? Yok. Son sıcaklığı, ısı transferini ve işi halledeceğiz. Son sıcaklık zaten 160 derece olarak burada var. Tamam. Q gireni de hallettik. Burada bak, yine soruya döneceğim. Yapılan işi diyor, yok. Yani onu soruda yaratma için sorulmuş. Sonuç olarak arkadaşlar, kısa sınavda da sormuştum. Kapalı kapta iş yok. Onu sıfır diyeceksin. O sıfırı yazmazsan yine puan alamazsın yani. Sonuç olarak burada sınır işi yok. Zaten buraya yazmışız. Sabit hacim işleminde hacim değişimi olmadığı için PDV integrali sıfır. Yani sıfır kilojoule sınır işi yapılıyor. Bunu yazacaksın sınavda ki bunu bildiğini ben göreyim. PV değerli bu basit. Sabit hacimde çalışıyoruz. Bir noktasının yerini başlangıçta birlikte tespit ettik. Bak V kritik arkadaşlar şunu da not edin. Tabloda yok bu. Soğutucu akışkanın V kritiği bu. 0.01954. Bizim V1, V2, 0.04 yani şu kritik noktanın bu tarafındayız. Zaten kızgın buhara erişiyoruz yani. Şurada olsa kızgın buhara erişemeyiz. 1'den 2'ye sabit hacimde ısıtmayla gittik. 2 noktası da burası. Basınçları yazmışız. Buranın sıcaklığını yazmış. İstersen burada sıcaklık eğrisini çizer, oranın da sıcaklığını yazarsın. Onu zaten biraz önce bulduk. 160 derece. TV değerimi de çizmişim. Arkadaşlar yine benzer şekilde bir noktasından iki noktasına bu şekilde gidiyoruz. Bu sefer sıcaklıklar burada ama ben ıslak buhar bölgesinin sıcaklıklarını buraya yani doyma sıcaklıklarını taşımışım. Şu iki noktasının sıcaklığını da buraya yazmakta yarar var. Yani onu yapmamışım. Şurayı uzatıp buraya 600'ü yazabilirsin. Basınçları da yazmışız. Tamam. Buraya bilgi de yazmışız yine. V kritik şu değerde ise 1 ve 2 noktası kritik noktanın sağındadır demişiz. Tamam. 3 tane soru soracağız demiştik. Geçmişteki yaz okullarında da sorduğumuz 3 değişik soruyu analiz ediyoruz. 3. soruyla devam edelim. Yine piston silindir düzeni ama bu artık üstünde bir yay yok, durdurucu yok. Yani daha sabit, daha kolay, daha durdurucu olmayan, yay olmayan daha basit bir soru gibi karşımızda duruyor. Bu düzenekte başlangıçta 100 kilopascal basınç ve 25 derece sıcaklıkta 2.2 kilogram azot var. Daha sonra azot, işte polütropik var.
P çarpı V 1.3 eşittir sabit bağıntısına uygun politrafik hal değişimiyle. Arkadaşlar bu soru şöyle de olabilirdi. Daha sonra azot politrafik ve hal değişimi geçiriyor ve politrafik katsayı 1.3'tür diye de verilebilirdi. Yani şunu yazmasına gerek yok. Hacmi yarı yarı yazılıncaya kadar sıkıştırılmaktadır. Bu hacim bilgisini de vermek zorunda, yoksa bilinmeyen çok oluyor. Bu hal değişimi sırasında yapılan işi ve ısı transferini bulacağız. Azot 100 kilopascal 25 derecede ve politrofik bir değişim var. Bu sıkıştırma işlemi olduğu için ısı çıkışı olacak. Bak burada sıkıştırılma kelimesi önemli. Isı transferinin dışarı doğru olduğunu bize söylüyor. Hal 1, 100 kilopascal 25 derece kütle 2.2 ve ideal gaz olarak azot var. Bunları hep ben böyle yazarım. İş hesabında hacim gerekeceğinden dolayı azotun hacmini hesaplanması gerekiyor. Yine bak P1 var ama ikinci bir değişken T1 var ama biz hani sonuç olarak hangi bölgedeyiz şu anda tespit etmiyoruz. Çünkü ona gerek yok. Bu azot ve azot gaz olduğu için zaten su için desek kızgın buhar bölgesindeyiz zaten. Gaz olan şey kızgın buhar bölgesindedir. Ama soruları çözerken bize hacim lazım olacağı için bu bilgilerden yararlanarak hacmi hesaplıyoruz. Bu sıcaklık lazım olacak, basınç lazım olacak, kütle lazım olacak. Bir de pH'tir, MLT'yi düşünürsen hacim lazım olacak. Onun için hacmin hesaplanması gerekir demişiz. Tabii ki iş hesabına da gerekli. pH'tir, MLT. P1, V1 eşittir, MLT1 tamam. Tablo A1'den azot için R'yi alacaksın. Burada sadece arkadaşlar büyük V1 değeri belli değil. Değerleri belli. Bu sayısal işlemleri yaparsınız. V1 1.9468 metreküp çıkıyor. Küçük V1 ile çalışacaksa büyük V1 bölüme 0.8849 metreküp bölü kilogram olarak elde ederiz. Bakayım başka bir önemli nokta var mı? Yok. Politropik durum V1 1.3 eşittir sabit veya P1, V1, 1.3 eşit, P2, V2, 1.3. P1, 100 kilopascal. V1, yukarıda bulduk zaten, bulmamız gerekiyor demiştik. Şu V2 de problem vermiş, bölü 2 diye, tamam. Sadece P2 bilinmiyor. 1.3'te de dikkat. O çerçevede P2'yi 246.229 kilopascal. V2 de zaten V1 bölü 2 olduğu için 0.97.34 metreküp olarak yazabiliriz. Evet. Sınır işi çerçevesinde değerlendirme yapamıyoruz. Politrafik işlem demiş. Şimdi arkadaşlar problem böyle verilmiş. Yani burada sabit basınç işlemi gibi görünüyor. Ben de başlangıçta sabit basınç gibi düşünebilirim. Ama sorunun şurasını okuduğumuzda politrafik işlem yapacağımızı görüyoruz. Ama şurası değişmiyor tabii ki. V1, 2, P, D, V integrali. Burada P2, V2, eksi P1, V1 bölü N, eksi 1'den veya yine konuşmuştuk. MR, T2, eksi T1 bölü N, eksi 1'den hesaplanabilir. Hangisi işimize yarıyorsa. Burada basınçlar belli. O zaman P2, V2'yi yerleştirmişiz. P1, V1'i yerleştirmişiz. N, 1.3, eksi 1'i de yerleştirmişiz. Tamam. Sıkıştırma işinde tabii bu eksi çıkacak. Arkadaşlar ben şurada yer değiştirmişim. Sıkıştırma işinde eksi çıkacak. Yani şu neden ne eksi bir buradan artı çıkıyor. Artı eksi çıkması önemli değil. O sıkıştırmayı gösteriyor eksi çıkarsa ama bizim iş değerimiz bu. 149.998 kilojül. Bizim iş değerimiz bu. Birinci yasa analizini öğrendik artık. E'ye giren eksi E'ye çıkan eşittir delta E sistem. Sıkıştırma işleminde iş girişi var. V1, 2. Yukarıda hallettik. Buraya değerini yazacağız. Sistemi sıkıştırdığımız için sıcaklık azalacak ama bir ısı çıkışı var. Başka da bir şey yok. Olsaydı buraya dahil ederdik. Bir pervane işi olsa onu da dahil edeceğiz. Elektrikli ısıtıcı işi olsa onu da dahil edeceğiz. Delta E sistemde bu kapalı sistemlerde genellikle delta U. Toparlarsak V1-2-Q1-2 delta U.
1-2'yi tek başına bırakalım, Q1-2'yi. Eşitliğimiz bu. Arkadaşlar şu sınır işi değil. Yani P eşittir sabit çerçevesindeki sınır işi değil. Bu da bir sınır işi ama politrofik sınır işi. Onun için buraya entalpiler gelmiyor yine. V1-2'yi tek başına bırakırsak V1-2-M-CV-T2-T1 yazdık. Burada T2 sıcaklığı bize lazım. Biraz önce de konuştuk. PV eşittir MLT bize yardımcı olabilir. T2 için tabii ki P2 V2 yazacağız. Bunların sayısal değerleri elimizde var. T2 367 Kelvin çıkıyor. Tamam. Bakın. V1 2 zaten hallettik. 149.998 kilojül. Tamam. Yine politropik bir sınır işi olduğundan dolayı bununla bunu birleştirip entalpi veya CP yazamadık. Bu böyle kaldı. Kütle burada, CV burada. CV'yi de ortalama sıcaklıkta ele alacağız. Biraz sonra onu açıklamışımdır. Sıcaklık farkı da burada. Q1-2 37.19 kilojül. Bu kadar ısı veriyoruz. Pardon, sistemden bu kadar ısı çıkışı oluyor. Bu sıkıştırma işlemi. Sıkıştırmada bu kadar enerji harcıyoruz, bu kadar ısı çıkışı oluyor diye söylemek lazım. Tamam. CV hesabını konuşmuştuk. T1 artı T2 bölü 2 de yapmakta yarar var dedik. Bu T1, T2 için ortalama değer 332.61 Kelvin. Tabloda 350 varmış arkadaşlar. Direkt hemen 350'yi alabilirsin. O zaman tablo A2'den CV için 0747'yi alar, 744'ü alabilirsin. Bu T2 başlangıçta belli değilse tahmin yapabilirsin. Onları hep konuştuk. PV değerimi artık arkadaşlar gazla çalışıyoruz. Hani burada kritik noktayı içeren hayali eğri yok. Çünkü gaz bölgesindeyiz. P kilopascal. Buraya küçük V büyük V yazabilirsin. İkisi de olur. Sıkıştırma işlemi birden ikiye gidiyoruz. Politrofik olarak bak doğrusal değil. Böyle bir eğri çizebilir politrofik işlem. Doğrusal gitseydik böyle çizecektik. Bunun altında kalan alan zaten bu işi verdi bize. Evet. Sorularımız bu şekilde olabilir. Arkadaşlar daha soruları hazırlamadım ama size ön bilgi olması açısından geçmişteki yaz okullarında sorduğum sorulardan 3 tane önemli soruyu seçtim. Sizlere bunları anlatmaya çalıştım. Bunlar Ege derste de olacak. Bugün yüklerim sanırım. Her derste kısa sınavımız mutlaka var. Yaz okulunda bunu mutlaka yapıyoruz. Onun için şimdi sorumuzu yayınladım. 45 dakikalık süreniz var. Hocam efendim. Vize için süreyi ne demiştiniz acaba? Ben onu tahminen 3 saat dedim. Hazırladığım soruları ben çözeceğim. Benim çözme süresinin 2 katını size veriyorum ama yaklaşık o gün 3 saat oluyor. Ayrıntılı bilgiyi vereceğim bir iki gün içinde. Tamam hocam, çok sağ olun. Arkadaşlar isterseniz biraz sonra kapatacağım Zoom'u. Onun için PDF şifresini yukarıda verdim. Soruyu oradan da görebilirsiniz. Herkese sınavda başarılar. Benim önerdiğim şekilde çalışan, bu soruları çalışan, bugüne kadar çözdüğümüz bütün soruları çalışan başarı sağlar.